Özgür Sancar'la Spor Kazanı başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz programımıza. Yeni bir haftaya başladık. Ramazan ayının ilk günündeyiz. Tuttuğunuz oruçlar, ettiğiniz dualar kabul olsun. Ramazan ayınız kutlu olsun. Bugün biraz zorlanabilirim. Bir soğuk algınlığı sebebiyle konuşmakta güçlük çekiyorum. O yüzden olabilecek hatalardan şimdiden peşinen özür diliyorum. Bugün ilk konuğumuz teknik direktör Aydın Kahraman. Kendisi dün Şükrü Saracoğlu Stadyumundaydı. Fenerbahçe'de, Kadıköy'de Fenerbahçe'nin Pendik Spor'la oynadığı maçı takip etti. Analiz etmesini isteyeceğiz karşılaşmayı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Özgürcüğüm, nasılsın? Sağ olun hocam, siz de iyisiniz umarım. Çok teşekkür ederim, ben deyim. Ben de herkese iyi Ramazanlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sağ olun, eksik olmayın hocam. Hocam nasıl gördünüz maçı? Vallahi dün maçtaydım. Maçtan önce yaklaşık 45 dakika önce galiba kadrolar açıklanıyor. Ben kadroyu gördüğümde yanında bulunan arkadaşlara bugün bu kadronun çok yaratıcı bir kadro olmadığını, rotasyon konusunda hak verebilirim. Çünkü haftada 3 maç yapacak. Tenceluas maçı ve Trabzon maçı var. İsmail Hoca'nın böyle bir şey düşünmüş olması çok mantıksız gelmiyor ama oyuncuların birbiri içerisindeki uyumsuzluğu, yani rotasyondaki uyumsuzluk beni çok maç öncesi, daha maç başlamadan endişelere sevk etti. Daha sonra maç başladığında statta maçı izledik. Maçın tabii birçok anları var, sekansları var. İsmail Hoca'ya bu maçta çok eleştiremeyeceğim ama eleştireceğim yerler de olacak. Karşı takım Pendik Spor gerçekten Fenerbahçe'yi çok iyi çalışmış, çok iyi analiz etmiş. Artıları eleştirecek yanları da var Pendik Spor'un, yönetiminin, hocasının, tek futbolcuların. Ama Fenerbahçe'ye Trabzon'la başlayan, Kadıköy'de bir ön alan baskısı ile başlayan takımlar maalesef sonuç alabiliyorlar. Buna bir çözüm getiremeyen İsmail Kartal ise dün rotasyonuna bir nevi katılabilirim ama uyumsuz bir rotasyon gerçekleştirmiş olduğu için Pendik Spor'un ilk yarıdaki oyunu, Fenerbahçe'deki merkezi kapatması, ortadaki üçlünün gerçekten çok iyi bir oyun çıkarması, yani dün Fenerbahçe'nin orta sahasını nasıl oynaması gerektiğini adeta Pendik Spor'un orta sahası göstermiş oldu. Ortada oynayan üçlü özellikle Endiaye, Müsamba ve Gökçen merkezi çok iyi kapattılar. Zaten ön alanda da Umut Nail önde topu tutan, kontratak futboluna çok yatkın bir Halil ve iyi bir kenar forvet olan Turan'la beraber Fenerbahçe'ye zor anlar yaşattılar. Bunun akabinde tabii oyunun dışında da bir futbol seyircisi olarak, bir teknik adam olarak çok kabul etmeyeceğimiz taktiksel oyunlar oynadılar. Yani sahada topun sahada kalmasını engelleyecek bir şekilde oyuncuların son derece, her iki dakikada bir faul çalınmış. İstatistiklere baktığınız zaman işte ilk yarı 58 dakika falan oynanmış, 26 dakika top oyunda kalmış. Bu ne seyir zevki verdi. Belki Pendik amacına ulaşmak için böyle bir taktikle gelmiş olabilir. Ki bu benim de çok kabul edeceğim bir şey değildir. Bir teknik adam olarak da kabul edeceğim bir şey değildir. Hemen öbür tarafa geçtiğimiz zaman İstanbul Spor'da Osman Zeki Hoca, onun da böyle potasyonda güçlü potasında olmasına rağmen oyunu son derece açık, şeffaf, korkusuz bir şekilde oynaması, hiç bu olaylara başvurmamak istememesi bence takdire şayandır. Onun için Pendik Spor'u bu konuda eleştiririm. Ama tabii küme düşme hattındaki takımların oynaması gerektiği gibi oynadı. Fenerbahçe iyi analiz etmişler. Buna özgün Fenerbahçe'nin Pendik'i çok iyi analiz etmediğini, hala Perşembe'de kaldığını düşünüyorum. İsmail Hoca'nın 3 gün sonraki maçta da bence endişeli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hakikaten orada çok iyi bir futbol oynanmıştı Perşembe günü Sencevias maçında. Ama o maçın yansıması, kaliteli bir takım hemen akabinde böyle bir kötü oyun oynayamaz, böyle uyumsuz bir rotasyona gidemez diye düşünüyorum. Benim maçla ilgili elinde tatlı söyleyeceklerim bunlar Özgürcüğüm. Hocam rövanş maçı için ne diyeceksiniz bu hafta oynanacak Cilova rövanş maçı için? Ben rövanş maçında Fenerbahçe eğer ilk 10 dakika, 15 dakika içerisinde bir gol yerse rövanşın da garanti olmadığını, elenebilme olasılığı yüksek olduğunu düşünüyorum. Çarşamba, Perşembe'nin gelişi çarşambadan belli olur derler. Dünkü oyun, rotasyondaki oyuncuların uyumsuzluğu, bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman Fenerbahçe iyi idare edilmediğini, teknik direktörü tarafından böylesine efektif bir kadriye, teknik kaliteyi sahaya yansıtamadığını düşünüyorum. Bunun tabii çok parametreleri var, çok nedenleri var. Devre arasındaki Fenerbahçe'nin kadrosunda bulunması gereken oyuncuların kadronun dışında olmaları, göndermeleri, alınan oyuncuların onların yerini dolduramamış olması bir kuruluş örneği var. Fred'in tabii
maç eksiği var. Maç çok önemlidir. Biraz maç eksiğinden uzak döndü. Dünkü defanstaki oyuncu seçimi, mesela bir Oscar Valdo ile Serdar, önlerinde Krunic, Fred, bunlar hiç uyumlu bir rotasyon benzemiyordu. Evet, rotasyon yapabilirsiniz. Çünkü önünüzde bir rövanş maçı var ve Trabzon maçı var. Ama teknik adamlar şunu bilir ki oynayacakları en önemli maç ilk maçtır. İlk oynayacakları maçtır. Yani Trabzon'u ve Angelias maçını düşünerek böyle bir intihar etmesi, daha doğrusu altını tekrar çiziyorum, rotasyon konusunda karşı değilim ama uyumlu bir rotasyon yapmaması dünkü maçın kötü oynanmasının sebeplerinden bir tanesidir. Fenerbahçe bir şampiyonluk oyunu hala oynayamıyor. Maalesef oynayamıyor. Yani şampiyonluk oyunu ne demektir? Şampiyonluk oyununda oyunu nasıl tarif edebiliriz? Şöyle söyleyeyim. Evet. Atak devamlılığınız bir kere olması gerekiyor. İçeride oynuyorsanız devamlı ön alan baskısı yapmanız gerekiyor. Geriye takımı fazla koşturmamanız gerekiyor. Rakibinize göz açtırmamanız gerekiyor. Oyunu sizin domine etmeniz lazım. Fenerbahçe dün 4-1 maçı izlemeyen bir kişiye baktığınız zaman iyi bir skor olarak görür ama bu o skorun oyunu oynanmadığını ben sahada bizzat gözlerimle gördüm. Şampiyonluğa giderken evet at başı gidiyor Galatasaray'da, birbirlerini kovalıyorlar, stresli olabilir. Ama Fenerbahçe, Perşembe günü Şengelilas maçını çıkarıyoruz. Onun haricinde bir son özellikle iç sahada bu Trabzon'la başlayan, Samsun'la, Alanya'yla, Kasımpaşa'yla, hatta Ankara gücünde katabiliriz, devam eden iç sahada rakiplerinin Fenerbahçe'yi çok iyi çözmüş olmasından dolayı bir şampiyonluk oyunu kadronun kalitesini sahaya yansıtamadığını çok net bir şekilde görüyoruz. Bence bunun birinci müsebbibi de takımın başındaki İsmail Kartal'dır. Fenerbahçe bölümümüzde teknik direktör Aydın Kahraman fikrini sizlerle paylaştı. Hocam, Perşembe günü oynanacak rövanş maçıyla hafta sonu oynanacak deplasmandaki Trabzonspor maçı arasında 11 tercih açısından çok ciddi farklılıklar bekliyor musunuz? Büyük bir rotasyon bekliyor musunuz? Valla işte İsmail Hoca'nın kafasının çok karışık olduğunu düşünüyorum. Kendisinin burada mesela hemen Sencelias maçından sonraki iyi yapmış olduğu bir şeyi tekrar devam ettirememe gibi bir özelliği var. Yani artık ekibiyle ilgili mi, kendi düşüncelerindeki yaratıcılığınla ilgili bir sıkıntısı var bilemiyorum. Ama şimdi soruna sormadan önce, soruna cevap vermeden önce şöyle cevap vereyim ben sana Özgürcüğüm. Şimdi Sencelias maçında tıkır tıkır işleyen bir sistem. Oyuncuların gerçekten iyi bir formatta da oynadı. Oyuncu seçimleri hepsi çok iyiydi. İsmail Hoca'ya o maçta tebrik ettik. Hemen akabinde 4-5 gün sonra aynı kadro, kaliteli bir kadrodan uyumsuz bir 11 ile çıkıp böylesine kötü bir futbol oynarsan şimdi senin sorununa şu cevabı vereyim. Perşembe günü içinde çok doğru seçimler yapabileceğini, çok doğru rotasyonla Sencelias maçına çıkamayacağını endişesi bende yaratıyor ve korkusu yaratıyor. Ben gerçekten çok bunu istemiyorum ama söylemek zorundayım. Oyunun başında yenilecek bir golden sonra Fenerbahçe'nin bu turu geçememe ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Ve ondan sonra Trabzonspor maçı var tabii. Şimdi bu maçta rotasyon yaptınız kendinizce. Uyumsuz bir rotasyonu tekrar altını çizerek söylüyorum. Bu maçın bence en büyük şeyi altı çizmesi gereken konu buydu. Rotasyona evet ama birbirleriyle uyumsuz, topu ileriye götüremeyen, sadece topu tadı işte tutmakla, durun işte pas yapmakla, ne bileyim Ceko ile topun orada kalmasını sağlayıp Sergi'yi yine half space'e göndermekle bu işi başaracağını düşündünüz ama rakip öyle düşünmemişti. Rakip sizi çok iyi analiz etmiş. Yani Trabzon'dan sonra rakip gerçekten Fenerbahçe'ye bir ön alan baskısı uyguladığı zaman, merkezi kapattığı zaman, sizi kenarlara ittiği zaman bir çözüm üretemiyorsunuz. Çözüm üretebilmeniz için de yeteri kadar kadronuz var. Kadro kaliteniz bence Galatasaray'la beraber Türkiye'nin çok üstünde ama bunu sahaya bir türlü yansıtamayan bir Fenerbahçe lideri var, İsmail Kartal. Yani ben Trabzon maçından da, Sencelias maçından da endişeliyim. İki maçında İsmail Hoca'nın spesifik hatalarından dolayı kaybedilme ihtimalini yüksek görüyorum. Bu benim öngörüm maalesef. Benim gördüğümü söylemek zorundayım. Hocam, Edin Dzeko birazcık dinlensin. Batshuayi 11'de olsun fikrini siz nasıl değerlendiriyorsunuz bir teknik direktör olarak? Valla İsmail Hoca biraz da sosyal medyayı ve spor kamuoyu dinlediğini ama dinlediğini de tam olarak aksettiremediğini düşünüyorum. Çünkü çok eleştiriler gelmişti Dzeko ile ilgili kamuoyunda. Artık yaşından dolayı rotasyona girmesi lazım. Biraz dinlenmesi gerektiği konusunda. Ama Dzeko'yu da gel gelelim ki öyle zamansız zamanlarda kesti. Oynatması gereken zamanda oyunda kalması zamanda oyundan çıkardı. Hiç oynamaması gereken zamanlarda sahada tuttu. Bir türlü Dzeko'ya da kendi performansını daha iyi yansıtabileceği bir alan çizemedi maalesef.
Bunun sebebi de İsmail Kartal'dır. Şimdi Batshuayi gibi orada Dzeko'dan 10 yaş daha genç, dinamik, arzulu, istekli, oynadığı zaman da skor yapabilen bir oyuncuyu da efektif olarak kullanamadığını düşünüyorum. Şimdi Dzeko bu maçtaki durumunu gördünüz. Yani ben herhalde şöyle bir şey düşünüyorum. Bu tabii benim kişisel düşüncem, hissediyorum daha doğrusu. Dzeko Tadic konusunda hocam bence oyuncuların fikirlerine göre hareket ettiğini düşünüyorum. Onlara tam bir yaptırım uygulayabildiğini düşünmüyorum. Çünkü öyle olsa Dzeko'ya baktığınız zaman geçen sene evet şampiyonluk finali oynamış ama ilk 6 hafta hiç oynamamış. Daha sonraki hep 70'lerde oyuna girmiş. Oynadığı zaman da 60'larda oyundan çıkmış. Şimdi Inter'le Fenerbahçe'yi kıyaslamayın demeyin. Çünkü Fenerbahçe'de Türkiye'nin Inter'i pozisyonda. Şimdi bu oyuncuyu böyle bir alternatifte varken Batshuayi gibi bu kadar fazla kullanıp oyuncuyu bu kadar pasifleştiremezseniz yani. Dün Dzeko'nun halini gördünüz yani. Hakikaten içler acısıydı. Anladım. Çok bir şeyler yapmaya çalışıyor. Çok iyi niyetli oyuncu. Burada İsmail Kartal'ın %100 katılıyorum. Bugüne kadar yapmadı. Bundan sonra Batshuayi daha fazla şans vermesi, oyuncuyu oyunu başka alanlarında kullanması gerektiğini. Mesela tam tersi olabilir. 60-70'lerde Batshuayi çıkarıp Dzeko'yu da koyabilirsiniz. Ama o Dzeko'suz ve Tadic'siz başlamayı hiçbir zaman düşünmedi ve düşünmeyecekti. Kendisini tam bir liderlik özellikleri gösterebileceği bir konumda olmadığını, bu tür kaliteli bir kadroya hükmedebilecek bir yapıda olmadığını düşünüyorum. Bence şampiyonlukta kaçarsa bunun birinci müsebbibi de İsmail Kartal olacaktır. Bunu çok net bir şekilde söylüyorum ama biz söylüyoruz böyle kalıyor. Bu Fenerbahçe İsmail Hoca'dan memnun gözüküyor. Öyle devam edecek gibi gözüküyor. Teknik direktör Aydın Kahraman Fenerbahçe ile ilgili düşüncesini sizlerle paylaştı. Hocam çok teşekkür ederim. Yeniden iyi haftalar dilerim size. Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Tekrar görüşürüz. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Trabzonspor'dan bir açıklama var. Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Saral, Süper Lig'de hafta sonunda oynanacak Fenerbahçe maçı için Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrıda bulunarak bu maçın sonucunu etkileyecek herhangi bir hakem kararı istemiyoruz. Hem ligde hem de kupada kendi hedeflerine kilitlenmiş büyük Trabzonspor camiasının tek beklentisi adaletin dışına çıkılmamasıdır dedi. Açıklamanın devamında şunları söylüyor Taner Saral. Fenerbahçe maçı ile ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrıda bulunuyorum. Trabzonspor yıllardır hakemlerin verdiği yanlış ve kasıtlı kararlar yüzünden mağdur olmuş. Şampiyonlukları çalınmıştır. Hakemleri baskı altına almayı adet edinerek şampiyonluğa ulaşanların özellikle de bu sezon birçok maçını şapkadan çıkartılan tavşanla kazananların utanmadan Trabzonspor maçında hakem hatası istemiyoruz çağrısı aslında bizi kurtarın bu yarış içinde tutmaya devam edin çığlığıdır. Yani yeni bir tavşan beklentisidir. Türkiye Futbol Federasyonu Trabzon'a atanacak hakemlere ve VAR'a oturacak arkadaşlara hiçbir şekilde baskıya boyun eğmek zorunda olmadıklarını hatırlatsınlar. Onlar ligdeki bütün takımların maçlarını aynı özenle yönetmek ve özellikle bu sezon sıkça şahit olduğumuz ligin en tepesindeki iki takıma ayrıcalık tanıma refleksinden uzak durmak zorundalar. Bu maçın sonucunu etkileyecek herhangi bir hakem kararı istemiyoruz. Hem ligde hem kupada kendi hedeflerine kilitlenmiş büyük Trabzonspor camiasının tek beklentisi adaletin dışına çıkılmamasıdır. Haftalardır şahit olduğumuz tiyatroların Trabzon'da tekrarlanmasının camiamızda yaratacağı tepkiyi düşünmek dahi istemiyoruz. Eğer yaşanırsa bu işe bulaşanların hakemlik kariyerini ne şekilde sonlandığını bütün futbol kamuoyu bilmektedir diyor Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Saral. Sevgili dinleyiciler, acaba Trabzonspor Fenerbahçe maçının hakemi kim olacak? VAR'da kimler görevlendirilecek? Bunları da konuşacağız. Dün akşam Fenerbahçe Pendik Spor maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumlamasını isteyeceğiz Sayın Ali Kunak'tan. Bir yorum. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba sevgili Özgür. İyi haftalar diliyorum. Eksik olmayın. Nasılsınız hocam? Nasıl başladı hafta sizin için? Teşekkür ederim. Sağ ol. İyiyiz. Öncelikle tüm İslam aleminin mübarek Ramazan'ı tebrik ediyorum. Ve güzel haftalar, güzel aylar olsun diyorum. Eksik olmayın hocam. Dünkü maçla başlayalım hocam. Hakem açısından yorum yapmak ister misiniz? İstemem. Evet. İstemez misiniz? Ya çok kötü Özgür. Yani akşam emin ol. Tırnak yedim, ekranın başından kalktım bir ara, sinirimden evde sehpan etrafında döndüm, yürüyüş yaptım falan. Yani bir hakem etkisi, bir hakem yöneticisi olarak gerçekten dün akşam bir hakemin onurunun, hakemlik kişiliğinin, hakemlik otoritesinin ne kadar yerlerde süründüğünün maalesef ki şahidi oldum. O yüzden çok üzgünüm.
Yani akşam epey de bir maçtan sonra sinirim geçmedi yani. Gece uyuyamadım sinirimden. Kötü. Türk hakemliğinin durumu zaten kötü. Kötüye kötü gidiyor. Şimdi Sayın Saral'ın açıklamasını okudun biraz önce. Diyor ki, son cümleye çok dikkatimi çekti benim. Yani diyor, eğer diyor birileri kötü maç yönetirse diyor, dikkate alsınlar. Daha önce bizim diyor kimlerin hakemliğini bitirdiğimizi kamuoyu çok iyi biliyor diyor. Evet. Öyle söylüyor. Buradan verdiği demek şu. Yani Mete Kalkavan hakemliğini biz bitirdik diyor. Bunu Sayın Başkan da söyledi daha önce. Hı hı. Trabzonspor Başkanı da söyledi. O yüzden net bir şekilde ismi kendileri verdiler. Ben söylemiyorum daha bunu. Bu konuda siz de Türkiye Futbol Federasyonu mevcut başkanının yaklaşımını anlatmıştınız yayınımızda birkaç kez. Evet, evet. Hı hı. Evet. Yani bu sadece Trabzonspor örneğinde bu yok şimdi. Geçen sene Ali Palabıyık'ın hakeminin bitirilmesi, devre arasında Suat Aslanboğa'nın, Hüseyin Göçek'in hakemliklerinin bitirilmesi. Bunların hepsinin altında bir kulüp etkisi var. Federasyon kulüplerin etkisi altında kalarak çalışıyor. Ve çok maalesef bu burada teraziyi, dengeyi tutamıyor bir türlü. Hı hı. Hangi kulüp bağırırsa, hangi kulüp çağırırsa bir anda ondan yana tavır alıyor. Ondan sonra öbür kulüp geliyor, bağırıyor, çağırıyor. Bu defa ondan yana tavır alıyor. Ve o ortalık kaosa dönüyor, çorba oluyor. Şimdi dün akşam baktığımızda zaten Kadir Sağlam'ın hakemliği henüz daha bu tür maçları yönetecek düzeyde değil. Hı hı. Bakmayın, Noko kartı taktı da olma yani benzetme şey, abes olacak da koyunun olmadığı yerde keçiyi Abdurrahman Çelebi derler ya. Evet. İşte hakemliği bıraktırılanlar, Ali Palabıyık tam boşalan yer, Yaşar Kemal Uğurlu'dan boşalan yerde adam doldurmak lazımdı. Hı hı. Ya Kadir Sağlam'ın da lisan bilgisi olduğu için biraz da işte koşusu iyi. Belli bir düzeyde de hakemliği var. Bu düzeyde yok hakemliği. Bu tür maçları yönetebilecekse FIFA kokartı taktı. Şimdi insanları hak etmeden bir yere getirirseniz o zaman o insan ne oldum der. Kendi şeyini, ayarını tutturamaz, bilemez. Yani ne olurdu bu sene biz FIFA'ya 6 kişi bildirseydik ya 7.yi bildirmeseydik. Kadir Sağlam'ı erken FIFA yapmanın meyvesi dün akşamki maçın yönetim şekli. Daha FIFA'yı hak etmemişti Kadir Sağlam. Hak etmeden FIFA kokartı taktı. Ondan sonra dün akşam da rezillikler, kefazelikler üst üste geldi. Daha maçın başı, evet. Yavaş yavaş maça gireyim. Tabii, buyurun hocam. Halil'le Osterwolde'nin bir pozisyonu vardı. Bu pozisyonda aslında Osterwolde sarı kartı hak etmişti. Hı hı. Fakat hakem burada faul dahi vermedi. Faul dahi vermedi maalesef. Böyle bir hata yaptı. Ve bu sarı kartı burada Östermölde'nin kesinlikle sarı kart görmesi gerekiyordu. Bunu atlayınca aklı orada kaldı. Aklı orada kaldı ve maçın dengesi orada bozuldu. Daha sonra kafaya bunu taktı ya. Hı hı. Umut Nayır'la Östermölde mücadelesinde faul verebilir Osterwolde'ye. Tuttu Osterwolde'ye, yanlış sarı kart gösterdi. Hı hı. Ve ondan sonra maçta dengeler bozuldu. Seyirci gerildi. Fenerbahçe gerildi. Taraflar gerildi. Ve devre arası girerken de maalesef dudak okumayla Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın işte ben dudak okumayı beceremiyorum ama akşam okuyanlardan kopya alarak ben de teyit ettim. Ya buradan çıkamaz, dikkatli ol cümlesinin net bir şekilde ağızdan çıktığı görülüyor. Şimdi bir hakem, bir futbolcudan bu lafı yiyip de bunu yutabilmesi için hakemlik onurunun sıfır olması lazım. Ben bunu kabullenemiyorum. Mümkün değil. Bu hareket en azından sarı, kırmızı verse bile olur bak. Ha, centilmenliğe aykırı davranış olarak değerlendirirsin. Hadi hafiflet bunu, sarıya ver. Ama hakemi tehdit etmekten bu kırmızıyı bile verebilirsin orada. Ha, bunu vermeyince zaten belli oldu maçın ikinci yarısının nasıl yönetileceği. Maçın ikinci yarısı, maçın hakemi Kadir Sağlam değildi. Adeta Mert Hakan Yandaş'tı. Peki hocam...
hakem saha içerisinde hakemlik otoritesini kullanarak bu konuyla ilgili bir yaptırımda bulunmadı. Ceza kurullarının devreye girmesi söz konusu mu? Şimdi ben bugün okuyorum. Yani Merkez Hakem Kurulu dinlendirme kararı almış hakemi. Dinlendirme. Ya arkadaş, sen bunu dinlendirme kararı bu maça vermeyecektin ya. Bu maçı. Şimdi Merkez Hakem Kurulu'nda görev yapmanın özelliği bu Özgür. Hangi maçı hangi hakem yönetir? Hangi hakem hangi maçı yönetir? Bak, futbolcuların maç fiilleriyle ilgili olarak ister, ceza kurulları devreye girebilir mi hocam? Ha, yok giremez Özgür. Öyle şey mi? Gibi. Aslında ben seninle bunu şeyde de konuştum. Icardi'nin Ankara Gücü maçındaki pozisyonla ilgili de konuştum. Evet. Çünkü orada da bir rezalet olay yaşanmıştı. Çünkü sözlü ihlallerde VAR kayıtlarının uygulandığı müsabakalarda görüntüler delil olamıyor. Bir de ya arkadaş, hakemin yüzüne karşı söylemiş bunu. Evet, evet. Bir şey olmadı. Nitekim 2 hafta önce Galatasaraylı oyuncunun yardımcı hakeme yüzüne karşı yapmış olduğu bir davranış vardı. Bir söz vardı. O da dudak okuma yoluyla çok net bir şekilde ortaya çıktı. Onun hakkında da bir şey yapılmadı. Onun da yapılmaması normaldi. Bunun da yani ceza kuruna sevki normal değil. Hakem açısından gidersek yine bu maça yanlış atama akşamki sonucu getirdi. Şimdi penaltı pozisyonu şeyin en çok konuşulan pozisyonlardan bir tanesi. Penaltı pozisyonunda iki oyuncunun topa doğru müdahalesi varken sanki İrfan Can'ın topa biraz daha hakimmiş gibi görünmesi neden dolayı hakemin faul kararının yanlış olduğunu düşünmüyorum. Ancak kendisi dışarıda verdi. Şimdi VAR müdahalesi oldu. VAR'ın müdahale edebilmesi için hakeme net bir şekilde kanıt ortaya koyması lazım Özgür. Hı. Öyle bir görüntü koyacak ki hakem de hepimiz de inanacağız ve göreceğiz. Diyeceğiz ki ha evet bravo, içerideymiş, bunu VAR yakalamış. Ya dün akşam oradan bak, buradan bak, o açıdan bak, orayı karıştır, burayı yakınlaştır. Ama hala pozisyonun net içeride olduğu konusunda bir kanıt görüntü maalesef yok. O yüzden pozisyona VAR'ın karışması da yanlıştı. Hakem kendisi içeride verseydi ben kabul ederdim. Çünkü benim hissiyatıma göre de pozisyon içeride gibi. Bak, içeride gibi. Ama VAR'ın karışmaması kesinlikle gerekir. VAR'ın karışması neden kaynaklanıyor? Maçın VAR hakemi kim? Alper Çetin. Alper Çetin en son görev aldığı müsabakadan sonra zaten geldiğin yere vurulmuş. Artı hakemlik kariyerinde Süper Lig'de bu tür düzeylerde görev almamış bir hakem. Yani atama hataları, yönetim hataları, hakemleri artık sahada dün akşamki gibi bu kelimeleri kullanmak istemiyorum ama onursuz, kişiliksiz, şahsiyetsiz bir duruma soktu ve dün akşam çok kötü bir yönetim ortaya gördü. Ondan sonra ne oluyor? Hocam burada Kasımbaşı 10 kişi kalıyor. 10 kişi kaldığı pozisyondaki ikinci sarı kart. Asla sarı değil ya. Hocam burada çok özür dileyip şunu sormak istiyorum size. VAR kayıtları açıklanacak yarın Süper Lig'deki maçlar tamamlandıktan sonra. Bu pozisyon açıklanmayacak. Bu pozisyonla ilgili kayıtlar açıklanmayacak. Neden? Çünkü beyefendiler şöyle karar verdiler. Biz VAR kayıtlarını açıklarken sadece hakemin monitöre çağırdığı pozisyonları açıklayacağız dediler. Ya bunu ilk günden beri söylüyoruz. Belki senin yayında 4. 5. söyleyeceğim. Ya arkadaş, oraya gidip girdiği zamanki konuşmalar zaten eğitimlerde verilen kalıplaşmış konuşmalardır. Kamuoyu neyi merak ediyor? Oraya çağrılmayan pozisyonlarda ne konuşuldu? Bunlar merak ediliyor. Anladım dediğinizi. Hocam, yani geçen haftaki Cenk'inki pozisyonu merak ediliyor. Dün akşamki bu pozisyon merak ediliyor. Bu pozisyondan sonra Fenerbahçe lehine verilen penaltıdan sonra Pendik Spor'un bir penaltı itirazı vardı. O konuda var mı yorumunuz? Şimdi bak, hem Fenerbahçe'nin penaltısı için yani VAR müdahalesi veren penaltı için hem de Pendik Spor'un penaltı beklediği pozisyon için ben ikisinde de penaltı görüşüne sahibim. Ama ikisinin de VAR müdahalesi VAR'ın görev sınırları içerisinde girmeyen sahadaki hakem penaltısı diye adlandırdığımız
nitelikte bir pozisyon olduğunu düşünüyorum. Anladım. Hakem de o pozisyonda penaltı vermeliydi ama VAR karışmazdı. Burada da hakem içeride verseydi hakem bence doğruyu yapmıştı derdim. Ama VAR'ın çağırıp da penaltı verdirmesine yanlış diyorum. Hakem madem dışarıda vermiştir, o anda öyle hissettiyse dışarıda verirse dışarıdan faul atışı yapılmalıydı. Hocam Trabzonspor ki böyle şeyler. Yani Wellington'un ikinci sarıdan kırmızı karttan atılması var Özgür. Yani inanılmaz, tam bir rezalet. Olacak şey değil. Ama dün akşam işte böyle bir kötü bir akşam yaşadık. Hocam Trabzonspor Fenerbahçe maçının hakemi kim olur sizce? Özgür, o kadar zor ki. Ama şimdi olmazlardan git. Ben bu sorunun geleceğini bildiğim için bir 15-20 dakika şöyle bir listeyi aldım, önüme baktım. Şimdi önümüzdeki hafta iki maç var. Bir Trabzon Fenerbahçe, bir de Galatasaray Kasımpaşa maçı var. Bu maç da çok önemli. Bu iki maça iki tane hakem zorla bulabildim. Trabzon Fener maçını Volkan Bayarslan uyuyor bir tek. Şeye de Galatasaray Kasımpaşa'ya da Dorbay Küçük uyuyor. Halil Umut Meler hiç formda değil. O yüzden onu düşünmedim. Çünkü geçen hafta da kötüydü. Dün Kayseri'de de kötüydü. Halil Umut'un toparlanması lazım. Bence biraz daha böyle kenarlarda, köşelerde bekleyip kendisini iyi toparlaması lazım. Bu konuda federasyonun da kendisine mental destek de vermesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden Trabzon-Fenerbahçe maçı Volkan Bayarslan, Galatasaray Kasımpaşa maçında Zorbay Küçük olarak tahmin ediyorum. Bu önemli bilgiyi Sayın Ali Kunak verdi. 3 dönem Merkez Hakem Kurulu'nda görev yaptı. Son olarak Lale Orta Başkanlığı'ndaki Merkez Hakem Kurulu'nda yürütmeden sorumlu yöneticiydi. Hocam Volkan Bayarslan büyük maça Trabzonspor Fenerbahçe maçına, Zorbay Küçük de Kasımpaşa Galatasaray maçına. Hafta içerisinde tekrar bağlantılar yapacağız. Hakemler açıklandıktan sonra da konuşuruz tekrar. Teşekkür ederim. Güzellikleri konuşmak dileğiyle herkese iyi haftalar diliyorum. İyi günler. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Avrupa'dan futbol. İspanya. La Liga'da Real Madrid sahasında Celta Vigo'yu 4-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Madrid ekibinde 89. dakikada oyuna dahil olan milli futbolcu Arda Güler 90+4. Dakikada takımının son golüne imza attı ve takım arkadaşları başta Rudiger olmak üzere Arda'yı sevinç çığlıkları içerisinde kutladılar. Genç futbolcu Real Madrid'deki ilk golünü atmış oldu böylece. Zirve takipçilerinden Girona'nın evinde Osasuna'yı 2-0'la geçtiği haftada Barcelona sahasında Mallorca'yı 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Atletico Madrid ise düşme hattındaki Cadiz'e deplasmanda 2-0 yenildi ve Inter'le yapacakları rövanş maçı öncesinde çok ciddi bir moral bozukluğu yaşadılar. La Liga'da 28. hafta geride kalırken Real Madrid 69 puan zirvede yer aldı. Girona 62, Barcelona 61 ve Atletico Madrid 55 puanla sıralanıyor İspanyol Ligi'nde. Şimdi sizleri uzaklara götürüyoruz. İran'dayız. Teknik direktör Mustafa Özer bizimle birlikte. İran'da çok önemli bir projenin içerisine yer alıyor. Kendisi defalarca kez değişik vesilelerle Arda Güler Fenerbahçe'deyken Arda oynatılmalı, Orgesson'u oynatmalı, Arda muhakkak süre almalı, Arda oynarsa hem Fenerbahçe hedefine ulaştırır hem de değerini 2'ye 3'e katlar, 50 milyon euroya satılır demişti. Arda Güler çok önemli bir transfer yaptı Real Madrid'e ve Real Madrid'de bulduğu süreleri bence az da olsa çok iyi değerlendirmeyi başardı. Dün de golünü attı. Bakalım teknik direktör Mustafa Özer'in bu konudaki tespiti ne yönde olacak? Kendisi İran'dan sesleniyor sizlere. Hocam hoş geldiniz. Özgür merhaba, iyi günler diliyorum İran'dan. Nasılsınız? Sağ olun hocam. Hayırlı Ramazanlar, siz nasılsınız? Sağ ol, çok teşekkürler. Hayırlı, iyi çalışmaya devam. Abadan takımında, Süper Lig takımında. Şu anda sondan 3. sıradayız. 2 takım düşüyor, bir üstteyiz. Bu haftada, 2 haftadır da berabere kalıyoruz. İnşallah toparlamaya çalışıyoruz. Kritik değil mi hocam? Kritik. Kritik. Ama bizim için güzel bir deneyim oldu, tecrübe oldu. Yabancı dilimizi geliştirmek, yurt dışında teknik direktörlük ama her zaman hayalimdi. Burada da gelip böyle bir tecrübe kazanıp tekrar inşallah Türkiye'ye dönmek. Şimdi orayı görüyor musunuz hocam? Orada bir süreliğine mi orada olacaksınız yoksa önümüzdeki sezonda? Mayıs'a kadar. Mayıs'a kadar. Önümüzdeki sezonu düşünüyor musunuz? Buradayım.
Mayıs'a kadar burada durup bir yurt dışı tecrübemi kazandırıp ondan sonra tekrar dönmek. Ama hayat ne getireceğini bilmiyorsunuz. Bakalım kısmet. Hayırlısı. Diyelim. Arda Güler ilk golünü attı. Arda Güler, ben her zaman Fenerbahçe'deyken de seninle konuştuğumuzda Arda Güler'in gerçekten Türk futbolunda Avrupa'nın ve dünyanın en büyük futbolcularından bir tanesi olacağını daha 16-17 yaşındayken söylemiştim. Dün de gol atması beni çok mutlu etti. Gerçekten çok mutlu etti. Arda Güler yavaş yavaş formunu kazanıyor. Bir de benim en çok sevindiğim, çok iyi kuvvetlenmiş, biliyorsun çok iyi çalışıyor Arda Güler. Gelecek sene bence Özgür, alo, duyuyorum hocam, sizi dinliyoruz sizi. Gelecek sene bence, bu sene bir geçiş dönemi olacak ve gelecek sene biliyorsunuz Mbappé'yi de transfer etti Real Madrid. Onunla birlikte Real Madrid'in değişmez oyunculardan bir tanesi olacaktır Arda Güler. Tabii Ancelotti yavaş yavaş Arda'ya bence daha çok güvenmesi lazım. Biliyorsunuz Jesus zamanında da söylemiştim. Arda Güler'in oynatılması ve forma giymesi. Oynadıkça iyi olan bir futbolcu değil mi hocam? Oynadıkça daha çok gelişen bir futbolcu. Arda Güler'in en büyük özelliği ne biliyor musunuz Özgür? Oynattıkça Arda Güler açılır ve Arda Güler size maç kazandırır. Bence Ancelotti ona daha çok şans vermesi lazım. Daha çok süre vermesi lazım. Süre verdikçe Arda Güler bence dünyanın, Avrupa'nın en büyük futbolcularından bir tanesi olacak. Biz onunla gurur duyuyoruz. Gerçekten Arda Güler gerçekten çok iyi futbolcu. Dediğim gibi gelecek sene biliyorsunuz Mbappé de gelecek Real Madrid'e. Evet. Onunla birlikte, Mbappé ile birlikte Real Madrid'in en büyük yıldızlarından Mbappé ile ve Arda Güler olacak Özgür. Teknik direktör Mustafa Özer, Arda Güler'in Gençler Birliği altyapısından bu yana gelişimini en yakından takip eden futbol adamlarından bir tanesi, çok önemli bir tespitte bulundu. Yaz döneminde Real Madrid'e Mbappé katılıyor. Daha güçlü bir ön bölgesi olacak Real Madrid'in, ama buna rağmen İspanya'da bazı yorumcuların iddiasının tersine, çünkü Mbappé de gelirse Arda Güler'in forma şansı bulması daha zorlaşacak. Daha da zorlaşacağı için kiralık olarak başka takıma gider diyorlar, ama buna rağmen oynadıkça şans bulursa önümüzdeki sezon Mbappé'li Real Madrid 11'inin değişmezi olabileceğini söylüyor Arda Güler'in teknik direktör Mustafa Özer. Son derece önemli bir tespit. Hocam, var mı ekleyeceğiniz bir şey? Çok teşekkür ederim. İran'dan bütün Türkiye'ye selamlar, sevgiler. Özledik. İnşallah kısa zamanda zaten bir 10 gün sonra bir tatil var burada. Bir haftalığına geleceğim Türkiye'ye. Görüşürüz hocam o zaman. Özgür. Hocam, duyuyoruz sizi. Görüşürüz hocam o zaman. Hocam, duyuyor musunuz? Hocam, biz sizi duyuyoruz. Çok teşekkür ederim. Şimdiden başarılar dilerim. Mustafa Özer tabii İranlı olduğu için bulunduğu bölge itibariyle çok fazla, bu arada bir daha kendisiyle konuşalım. Son kez vedalaşamadık. Veda yapalım bu bölüm çerçevesinde. Mustafa Özer'le bağlantıda problem olabiliyor. Çünkü internet üzerinden bir bağlantı kuruyoruz. İran'da olduğu için bulunduğu bölgede de internet sorunlu. Ama genel hattıyla önemli bir bilgi verdi Mustafa Özer. Bence çok önemli bir tespit. Herkes Arda Güler'in bu sene az şöyle ya da böyle şans bulabilir, ama önümüzdeki sezon kesin olarak kiralık olarak başka bir takıma gider. Çünkü Real Madrid çok daha güçlü bir kadro oluşturuyor Mbappé'nin gelişiyle birlikte derken, o Mbappé'nin varlığına rağmen Mbappé ile birlikte ön bölgede Real Madrid'in değişmeyen oyuncularından bir tanesi olacağını söylüyor teknik direktör Mustafa Özer. Neyse, kendisine teşekkür ettik. Önemli bir tespitte bulundu. Bu arada İspanya'da hafta sonunda önemli bir haber çıktı. O da Haaland'la ilgili. Erling Haaland biliyorsunuz Manchester City ile güçlü bir kontrata sahip, ama kontratında özel bir madde varmış. Bu maddeye göre Erling Haaland önümüzdeki sezon kontrat yenileme görüşmeleri yaparken belli bir rakam karşılığında Manchester City'den çıkabilir. Bu rakamı da Real Madrid karşılayabilir diyor İspanyol basını. Yani şu an itibariyle Haaland'ın gelmesine rağmen Mbappe'nin Real Madrid'e katılacak olmasına rağmen Erling Haaland'ın transferi imkansız değil. Bir ihtimal var ve Haaland'ın arzusu da aslında Manchester City'de misyonunu tamamladığını düşündüğü anda Real Madrid'e gelmek diyor. İspanya basında en çok işlenen konulardan bir tanesi buydu hafta sonu itibariyle. Şimdi sizlerden izin istiyorum, kısa bir ara. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Bir yorum. Teknik direktör Tahsin Koca bizimle birlikte Galatasaray'ı konuşacağız. Hocam, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz olmalısınız. Nasıl geçti hafta sonu Hollanda'da? Gayet iyi. Güneşli bir hava gördük. Bugün tekrar kendi şeyimize döndük, genlerimize döndük, yağmura başladık. Yağmur mu var? Yarın başladı. İstanbul'da olacak. Yurdun büyük bir bölümünde de yağmur bekleniyor. Ama yağsın Türkiye'de. Yağsın tabii canım, ihtiyacımız var hocam. Ya Allah, dün bu sene yani Kars'a bile nasıl desem ki Kars yüzünü doğru düzgün göstermemiş bile yani. Çok Şubat'ta bile doğru düzgün kar yokmuş. İnşallah hayırlısı olur. Anlıyorum hocam. Hocam Galatasaray'da 6 tane gol attı. Yağmur metaforundan yola çıkarak bir gol yağmurunu izledik Galatasaray'ın. Son maçta Çaykur Rizespor'la oynadığı karşılaşmada. Ne dersiniz? Hem futbol açısından hem ortaya çıkan skor açısından nasıl yorumluyorsunuz Galatasaray'daki şimdi durumu? Şöyle, gerçekten yani maçın ilk bir 10 dakikasına baktığım zaman dedim ya bu maçı ya biraz böyle sıkıntı yaratacak gibi bir maç. Ama müthiş gollar seyrettik. Yani Kerem'i sürekli eleştiriyorduk biliyorsun. Ben de çok en çok eleştirenlerden birisiyim. Özellikle de şu çıkışlardaki top kayıplarından dolayı abi dedi yani gözlerimizin pasını sildi desem doğru olur yani Türk futbolu adına. Müthiş gollar. Sol bekin güzel golü. Müthiş bir futbol. Bence artık Galatasaray artık bu saatten sonra bütün ligde, hakemde, federasyonda hepsi toplanıp bir de olsa kimseye şampiyonluk bırakmaz. Yani takım çok başlıklı, farklı bir havada. Yani bu baktığın zaman stoperler çıkıyor. Geçen yıl bundan futbolcu olmaz eleştirdikleri göndermek için bahane aradıkları Berkan stoperde müthiş bir performans gösteriyor. yani baktığın zaman takım doğaçlama yani Icardi'yi stoper bıraksam o bile oynayacak yani ben oynarım dedik. Yani takım farklı bir konuma girmiş yani. Artık futbolun dışında bir şey var. Nasıl bir cümle motivasyon mu? Evet yani artık yani bu konsantrasyon motivasyon açısından yani formlu olduğunu düşünüyorum. Çok farklı bir takım yani. Hı. Çok farklı bir takım yani baktığın zaman gerçekten yani böyle bir şey mi olur? Böyle bir şey kimsenin beklemediği bir şey. Ben Galatasaray'ın 100-101 barajını açıp Türkiye Ligi'nin rekoru kıracağını artık düşünüyorum. Kesinlikle. Hı hı. Bu ligi kimseye vermez. Önümüzdeki maçlarda da hiç yani bence bunu Fenerbahçe maçına bırakmazlar. Ama ne yazık ki dün de bir kısım baktım ama galiba çabaları diğer güçlerin çabaları bunu Rams Park'a getirmek, Alistamiye'ne getirmek. Yani final orada oynansın diye çaba gösteriyorlar. Dün bunun çok açık ve net bir örneği vardı ortada. Hocam kalan 9 haftada Galatasaray'ın en zor deplasmanları hangisi? Bu hafta Kasımpaşa ile Kasımpaşa'nın stadında oynayacak. Sonrasında Hatayspor iç saha maçı. Sonrasında Alanyaspor deplasmanına geliyor. Ben özellikle Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarının Galatasaray adına çok zor geçeceğini düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Benim, İsterseniz fikstürü de okuyayım. Değerlendirmek isterseniz. Şimdi şeyi başlayalım. Hatay maçı Galatasaray için sorun olmayacak bir maç. Hı. Yani böyle beşlik altılık olacak bir şey. Hatay dün Kayseri spor karşısında da baktım. Yani böyle bence küme düşmenin en ciddi adaylarından birisi. Volkan Ozu da çok ciddi çabalar gösteriyor. Büyük mücadeleler veriyor. Ama nasılsa takım havasını kaybetmiş yani. Böyle takımda aynı Volkan Hoca'nın gösterdiği mücadeleyi göstermiyor. Galatasaray'ı zorlayacak maç bence bu ligde Karagümrük maçı olur. Galatasaray'a öyle veya böyle bir şekilde ters geliyor. Kasımpaşa engelsiz bir maç geçerler. İyi takım, iyi top oynuyorlar, ayağı top oynuyorlar. Genç stoperleri çok iyi. Futbol zevki veriyorlar yani. Türk Ligi'nde futbol zevki veren az takımlardan birisi. Süper Lig'de futbol zevki az veren takımlardan birisi. Galatasaray şu anda ligde zorlayacak tek rakip var kendileri. Hı hı. Başka rakip tanımıyorum, görmüyorum. Anladım. Yani Galatasaray kendi standartında oynadığı sürece 9 haftada 9 maçın hepsini kazanabilir diye düşünüyorsunuz. Galatasaray'ın 9 haftada şu anda 27 puan kaldı. Galatasaray büyük ihtimalle 23-25 puan çıkarır. 25 puan çıkarır. Hı. Benim en tehlikeli düşündüğüm maç Galatasaray için en tehlikeli maç Karagümrük maçı. Karagümrük maçı. Karagümrük'ün oyun anlayışından dolayı. Bu hafta Trabzonspor'dan 5-7 Karagümrük. 1-0 öne geçtiği maçta. Hoca da değil. Trabzonspor daha fazla top yapan, topa sahip olan bir takım olarak gerçekten
nasıl oynayacağına karar verdi ve oyuna hakimiyetini koydu. Galatasaray Karagümrük'te yaptığı kupa maçında neyi eksik yaptı da istediği gibi bir sonuç ortaya çıkmadı? Neden Karagümrük zorlayacak Galatasaray'ı? Bence ya, geçen yılki şeye de baktığınız zaman, lig performansına da baktığınız zaman öyle ve böyle bir şekilde ters geliyor. Yani takım bir türlü şey yapamıyor. Ama kupa maçı bence şey değil, ölçü değil. Kupa maçında çünkü bence Galatasaray kupada olsak da olmasak da olur niyetiyle maça çıktı. Yani niyeti oydu yani. Galatasaray istese o maçı kazanırdı. Yani zorlayabilecek tek şey o rakip olarak görüyorum. Yoksa Galatasaray'ın futbolu çok akıcı. Bu hafta galiba şey sağ bekte tamamen toparlandı. Gelme ihtimali fazla. Davinson'dan şeyin durumunu bilmiyordum. Kaan'ın sakatlığından herhangi galiba bir... Galiba bu hafta da oynayamayacak da yeni transfer. Milli maçtan sonra, milli maç nereye gelen arada yani, takıma katılacak. Yani son final 8 maçında maksimumunu almak istiyor şey. Okan Hocam'dan. Bence de haklı yani. Son viraja giriyorsun. Orada da hata yapmak istemiyor. Bunu çok iyi yapıyor. Takım çok iyi. Icardi çok iyi ve gerçekten sadece futbolculukla değil. Yaptığı jestle, kişiliğiyle, karakteriyle o gün o maçta bir takım arkadaşına haftalardır gol atamıyor, iyi durumda değil. Ona rağmen penaltıyı kullanma şansını Kerem'e vermesi gerçekten ne kadar büyük bir ya kişi. Bencillikten ne kadar uzak olduğunu, paylaşımcı olduğunu yani onun için yani boşuna sevilmiyor. Kolektif yani. Yapıya uygun olduğunu, arkadaş canlısı olduğunu gösteriyor. Gerçekten takdir edilmesi gereken bir davranış bence de. Ya işte sevgili Özgür, insanların bir şey çok önemli. Maalesef bunu sürekli eleştiriyoruz. Futbol güzel bir şölen, bir şov. Hepimiz seyirinden zevk alıyoruz. Ben bir dün Liverpool City maçı seyrettim. Ya olamaz böyle bir şey. Her şeyle zevk alıyorsun. Her şeyinden tad alıyorsun. Faulünden de, tacından da, hakeminden de, seyircisinden de ayrı bir tad veriyor. Kayseri Hatay maçına baktım. Ya her pozisyondan sonra hakeme yürüyorlar, boğacak. Fenerbahçe maçına baktım. Adam kendini yere atıyor, kalkıp hakeme yürüyor. Yani o kadar ciddiyetten, o kadar ahlak değerlerinden dışına çıktı ki ya, insanların en büyük sorunu ruh ölümü. Ve maalesef bizimkiler ruhlarını satmışlar artık. Yani böyle bir şey ya belki ağır şey yapmak da kullanmak istemiyorum yani. Seni de sıkıntıya sokmayalım. Hakemlerin otorite problemiyle mi ilgili söylüyorsunuz hocam bunu? Hocam hakemlerin otorite problemi, futbolcular samimi değil, yöneticiler samimi değil. Yani hepsi birbirine tam bir bütün olmuş. Anladım. Ya çıkıyor maçtan sonra, maçta adam 3 tane oyuncusu atılmış, kırmızı kart görmüş. Adam çıkıp diyor ki ya böyle bir hoca ya, utanır ya insan kendine ya. Utanır ya. Ya bunun üzerine daha hakem yorumu yapıyorsun. Ya adamın 3 oyuncusu atılmış, maç kazanmışsın. Penaltılarla rekor kırmışsın. 20 penaltı kullanmışsın. Halen hakem üzerinden şey yapıyorsun. Hakemler zaten iyiydi. Siz yaptınız bunları. Sizin eseriniz. Yani sen daha 2 hafta önce sizin bağlı olduğunuz kurumun elinden ihaleyi aldı, başkasına verdiler. Yani adalet mi konuşalım? Yani şimdi futbolun dışına çıktık ama yani bu adaletsizlikleri, bu düzensizlikleri, liyakatsızlıkları getiren düzensizsiniz. Ben değilim, Özgür Sanzır da değil. Peki hocam. Bakalım ne olacak? Kalan 9 haftada karmaşa adına değişen bir şeyin olacağını sanmıyorum ama futbola sahaya bakmakta fayda var. O bakımdan ben sizin teknik olarak yaptığınız değerlendirmeyi önemsiyorum hocam. Bence önemli tespitlerde bulunuyorsunuz. Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Benim ekleyeceğim şey bu saatten sonra yani Galatasaray artık daha öncesinde de bunun örnekleri var. Hocasız da sahaya çıksa Galatasaray şampiyonluğu kimseye vermiyor. Yani artık futbolun, tekniğin, taktiğin dışında bir şey konuşuyorum. Yani bu top kaybetti, bu olur, şu şu olur. Son Rize maçında Galatasaray gösterdi ki artık önümüze dağ da çıksa, engeller de çıksa, denizler de gelse boş iş, biz geçeceğiz yani. Bunun şeyini o maçta gösterdiler yani. Tabii yani Galatasaray'ın da istikrarı bulması lazım. Bazen kupa maçında 10 dakika topu yere indiremeden oynuyor. Ve Karagümrük'e orta sahanın bütün üstünlüğünü kaptırıyor ama sonra bir reaksiyon gösteriyor. Derbide istediği futbol oynayamamış olmasına rağmen kazanıyor. Galatasaray'da da eğer bahsettiğiniz gibi bir kendi standardında oynama istikrarı yakalarsa, bahsettiğiniz gibi Galatasaray'ın problemsiz ilerleme şansı yüksek. Ben de böyle düşünüyorum ama Galatasaray'da
Yani standardı tutturamamak gibi bir sorun var hocam. Bunu daha ayrıntılı sonraki programlarımızda konuşuruz. Vaktimizin sonuna geldik. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Tamam, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Sağ olun. Tahsin Koca, teknik direktör bizimle birlikteydi. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Avrupa'dan futbol. Almanya. Bayer Leverkusen sahasında Wolfsburg'un Nathan Tella ve Florin Wirtz'in golleriyle 2-0 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı. Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışından uzaklaşan Bayern Münih evinde Mainz 05'i 8-1 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı. İlk 4'e girme mücadelesi veren takımlardan Stuttgart sahasında Union Berlin'i 2-0 yendi. Borussia Dortmund'sa Werder Bremen deplasmanında 2-1 galip geldi. Bundesliga'da 25. haftanın ardından Bayer Leverkusen 67 puanla liderliğini sürdürdü. Bayern Münih 57, Stuttgart 53 ve Borussia Dortmund 47 puanla takibe devam etti. Bu arada Bundesliga 2'de Can Uzun attığı golle takımı Nürnberg'in galibiyetinde çok önemli bir faktör haline geldi ve başarılı bir performans sergiledi. Almanya Bundesliga 2 takımlarından Nürnberg'de sportif direktör Dieter Heiken Can Uzun'u takımda tutamayabileceklerini itiraf etti. Heikenk'in elbette onu isteyen kulüplerin olduğunu tahmin edebilirsiniz dediğini aktarıyor Alman basını. Sport bile bir açıklama yapmış sportif direktörü Nürnberg'in. Elbette onu Nürnberg'de tutmak isteriz ancak ne yazık ki futbol dünyası farklı. Elbette onu isteyen kulüplerin olduğunu tahmin edebilirsiniz dedi. Can Uzun geçen hafta yaptığı açıklamada milli takım tercihinin A milli takımlar düzeyinde Türkiye'den yana olduğunu, kalbinin sesini dinlediğini söylemişti. Nürnberg formasıyla bu sezon 24 maçta forma aldı. Forma şansı buldu Can Uzun. 16 tane gol kaydetti. Genç oyuncu bu maçlarda 3 tane de gol pası verdi. Can Uzun geçtiğimiz hafta milli takım tercihinin Türkiye olduğunu açıkladı. Türkiye Ümit milli takım formasında giyen Can sosyal medya hesabından Türk milli takım formasını giydiği bir fotoğrafla yaptığı paylaşımda kalbimin sesini dinledim ifadelerinin yanına kalp ve Türk bayrağı emojileri koymuştu. Avrupa'dan futbol. Almanya. Avrupa'dan futbol. İngiltere. Premier Lig'de haftanın maçında Liverpool'la Manchester City 1-1 berabere kaldı. Şampiyonluk yolundaki rakiplerinin puan kaybettiği haftada Brentford'u Kai Havertz'in 86. dakikada attığı golle 2-1 mağlup eden Arsenal zirvenin yeni sahibi oldu. Öne çıkan diğer mücadelede ise Tottenham Aston Villa deplasmanında 4-0'lık galibiyette ayrıldı ve böylece Şampiyonlar Ligi'ne gitmek, doğrudan gitmek, ilk 4 içerisinde yer almak konusunda rakibine avantaj sağlamış oldu Tottenham. Bournemouth forması giyen milli futbolcu Enes Ünal Sheffield United'la 2-2 berabere kaldıkları maçta gol attı ve bu Enes Ünal'ın Premier Lig'deki ilk golüydü. Çok büyük bir sevinç yaşadı milli futbolcu. Premier Lig'in 28. haftasında 64 puana çıkan Arsenal, avaraj Liverpool'un önünde zirveye yerleşti. Manchester City 63, Aston Villa 55 ve Tottenham 53 puanla rakiplerini takip ediyor. Avrupa'dan futbol. İngiltere. Futbol, dünyadan futbol. Suudi Arabistan ekibi Al Nassr Asya Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında bu akşam Türkiye saatiyle 22'de Al Ayn'i konuk edecek. Cristiano Ronaldo kritik maç öncesinde açıklama yaptı. Suudi Arabistan'daki geleceğiyle ilgili iddialar ortaya atılan Cristiano Ronaldo bu konuya değindi. Suudi Arabistan'da olmaktan ve Al Nassr'da forma giymekten mutluyum diyor Ronaldo. Kendileri için sezonun iyi geçtiğini çünkü tüm turnuvalarda şanslarının devam ettiğini belirtiyor. 39 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'la sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Bu sezon Suudi Arabistan ekibiyle toplam 31 maça çıktı Portekizli futbolcu. 28 tane gol attı. 11 tane gol oynuyor. Programımıza sırayı Beşiktaş alıyor. Siyah beyaz ekipte 7 futbolcu Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesinde bu akşam oynanacak maçta sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Raşit Gezzal, Svensson, Masuaku, Daniel Amarti, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler ve Süper Lig'in 30. haftasında Antalya Spor'la yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecekler. Beşiktaş'ta Omar Koley Gaziantep Futbol Kulübü karşısında sahada olmayacak. Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle bir maç
ceza almıştı Koley. Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanında bu nedenle oynayamayacak. Sakatlığı bulunan Salih Uçan'ın da müsabaka öncesi durumu netleşecek. Uzun süreli sakatlıkları bulunan Tayfur Bingöl ile Alex Oxlade-Chamberlain kadroda yer almıyor bildiğiniz gibi. Muhtemelen kalede Mert Günok da başlayacak. Beşiktaş bu akşamki Gaziantep Futbol Kulübü maçına savunmanın sağında Onur Bulut oynayacak. Stoperlerden bir tanesi Necip Uysal, diğeri de Vorul olacak. Biliyorsunuz Vorul yedek kulübesindeydi. İlk geldiği hafta oynadı ama sonraki haftalarda yedek kulübesindeydi. Çünkü Koley ve Necip'i tercih ediyordu. Necip'in iyi performansından dolayı Vorul'u tercih etmediğini söylemişti Fernando Santos. Artur Masuaku savunmanın solunda olacak. Al-Musrati savunmanın hemen önünde. Jetson cezası bittiği için takıma dönüyor. Jetson Fernandez orta alanda göbekte. Milot Rashica sağ kenarda. Enis Muci forvet arkasında. Cenk Tosun sol kenarda. Semih Kılıçsoy ortada santrfor mevkinde ya da bu ikili değişebilir. Semih sola yakın oynayabilir. Cenk Tosun santrfor mevkinde oynayabilir. Bu tamamen Fernando Santos'un takdirine kalmış. Aynı zamanda bu ikili maç içerisinde yer değiştirerek de oynayabiliyor. Hafta sonunda önemli bir gün, önemli bir cumartesi günü yaşadı Beşiktaşlar. Beşiktaş'ta bir divan kurulu toplantısı vardı. Çok yüksek bir katılımın olduğu divan kurulu toplantısında Beşiktaş'ın başkanı Hasan Arat önemli bir açıklama yaptı. Değerli Beşiktaşlar, 5 Aralık'ta mazbatalarımızı aldığımız günden bu yana 95 gün geride kaldı. Yaklaşık 69 iş günü bu yönetim görevde bulunuyor. Çok uzun geliyor aslında. Biz yıllardan beri sanki buradaymışız ve çalışıyormuşuz gibi geldi bize. Halbuki 69 iş günü ve 95 günün üzerinde bir süre fevkalade kısa bir süre aslında. Ama bize uzun zamandan beri bu işlerin içindeymişiz gibi geldi. Biz çıktığımız yol artık Beşiktaşların yolu demiştik. Bu söz tüm Beşiktaşların sözü, hayali ve hedefi haline geldi. Bu sadece bir seçim sloganı değildi. Bu Beşiktaş'ın yeniden çıktığı yolda bizi büyük hedeflerimize taşıyacak heyecanın şifresiydi. Beşiktaş üzerinden nüfus kurma dönemi bitmiştir. Beşiktaş camiası uyanık ve aktif olursa burada benzer bir duruma bir daha asla düşmeyiz. Beşiktaşlar her zaman kulüplerine sahip çıkmalı ve gelişmeleri yakın bir ilgiyle takip etmelidir. Biz geldiğimiz mazbatayı aldığımız zaman direkt karşımıza şey çıktı. UEFA'ya gidebilmek için temiz kağıdı almamız gerekiyordu. Temiz kağıdını alabilmemiz için hemen çok acil 40 milyonluk bir nakde ihtiyacımız gerekiyordu o gün. Ve Hüseyin arkadaşım hemen o nakit açığını halletti ve UEFA temiz kağıdını aldık ve işlerimize koyulmaya başladık. Aralık-Ocak döneminde hiçbir yatırım harcaması yapmadık. Mevcut gelir gider durumuyla devam ettik. Daha sonra Aktif Bank, Beko ve 100. yıl forma satışlarıyla toparlamaya başladık. Bu süre zarfında yaklaşık 1 milyar 200 milyon liralık ödeme yaptık. Çok ciddi bir ödemedir bu. Ve hemen yaklaşık bakın bizim şöyle bir örnek vereyim. Bizim ayda 100 milyona yakın sadece futbolcu ödememiz var. Bizim bütçemize baktığınızda gelirlerimizin toplamı yaklaşık 80 milyon eurolar civarında ve dönüp baktığınızda Beşiktaş'ın hep ciddi anlamda açıkları var. Bu açığın en önemli bölümü de 40 milyonu aşan bir faiz gelirinden geliyor. Bu yeni kaynakları üretmeden burayı yönetme şansımız yok. Hemen dönelim şeye. Gelir gelmez ne bulduk? Gelir gelmez karşımızda kas davalarını bulduk. Victor Ruiz davası. Beşiktaş yaklaşık 2 milyon 728 bin euro ceza ödüyor. Bu ilk bölümdü. Hasan Arat'ın Beşiktaş Başkanı'nın konuşması çok uzundu. En dikkat çekici noktada hiç kuşku yok ki Beşiktaş'ın bilinmeyen gayrimenkullerini açıklamakla birlikte bu gayrimenkullerin komik olarak nitelendirebileceğimiz bedellerle kiraya verilmiş olması ve bu gerçek üzerine şunu söyledi Beşiktaş Başkanı Hasan Arat.
Beşiktaş'a çökmüşler. Hem de bunu yapanlar Beşiktaş'ın içinden kişiler. Beşiktaş'ın kongre üyeleri çok ucuza Beşiktaş'ın gayrimenkullerini kiralamışlar ve işletiyorlar. Niçin başka yerleri gidip kiralamıyorsunuz da Beşiktaş'ın mallarına göz dikiyorsunuz dedi Hasan Arat. Dedim ki biz kira artışı istemiyoruz. Ne istiyorsun? Çıkmanızı istiyoruz dedim. Dedim ki hemen noter çağırın dedim. Noter geldi. Dedim bütün bu evrakları oradaki sicil kurulu başkanıyla birlikte noter tutanağıyla sicil kurulu başkanına 7 emin olarak teslim edin dedim. Ondan sonra biz bir yönetim kurulu kararıyla sicil araştırma komisyonu kurulup denetim kuruluyla birlikte arkadaşları bir tutanakla bu araştırma komisyonuna koyduk. Ve bütün dosyaları şeye teslim ettik. Bu kurula teslim ettik. Devam edin. Durun burada. Bakın hiçbir üye imzası yok, görüyor musunuz? Devam edin. Bakın. Bakın. Buradaki imzalar da sahte bu arada. Paralel yapı oluşmuş Beşiktaş'ta. Yazılım yapmışlar. Telefon numaranızı giriyorsunuz. Bir dakika. Telefon numaranızı giriyorsunuz. Yazılım yapmışlar. Sizin telefonunuzda kaç tane Beşiktaşlı üye var ortaya çıkıyor. Yazılımın adı nerede? Buyurun. Sis diye yazılım. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sen aday olacak yöneticiye şey vermiyorsun. Liste vermiyorsun. Kendin kulüp içinde yazılım yapıyorsun. Dışarıda paralel bir yapı oluşturuyorsun. Kulübe çuvallarla para getirip tek kalemde bankaya para yatırıyorsun. Yok öyle şey. Burası Beşiktaş. Burası Beşiktaş. Sicil kuruluna dedim ki hemen istifa edin dedim. Daha ben istifa edin demeden Erkal, Selahattin ve Bora biz ayrılıyoruz dedi. Erkal, Selahattin ve Bora'nın istifasıyla sanırım sicil kurulu bugün itibariyle düşmüştür. Hayırlı olsun Beşiktaş'a. Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat çok önemli gerçeklerden bahsetti. Sicil kurulu istifa etti çünkü Beşiktaş'ta gerçek olmayan imzalarla bir takım insanlar kulübe üye yapılmış ve bu düzenlenen evraklar da gerçek resmi evrak niteliğinde değil. Bu tespit edildikten sonra bir noter kaydı düştüğünü söylüyor Sayın Başkan noter çağırtarak ve Beşiktaş'ın bu yığma üyelerle seçimlere gittiği, bu yığma üyelerle işte seçimlerin sonucunun ortaya çıktığı ya da işte aday olanların kendilerine avantaj sağlamaya çalıştıklarını söylüyor. Benim anladığım bu verilen bilgilerden bu. Bunun üzerine de sicil kurulu bu işlerden yani üyelik ve üyelerin durumları ile ilgili, üyelik kriterleri ile ilgili konulardan sorumlu sicil kurulu istifa etmek zorunda kalıyor. 3 tane üye isimlerini verdi. Kendileri zaten istifa ediyorlar. Anında bu durumu öğrenir öğrenmez. Bununla birlikte Beşiktaş'ta işte dikili taştan tutun da akatlara kadar çok fazla yerde Beşiktaş'ın sahip olduğu gayrimenkuller var ama bu gayrimenkuller ederlerinin çok ama çok altında komik olarak nitelendirebileceğimiz fiyatlarla kiraya verilmişler. Dolayısıyla bunun bile isteye Beşiktaş'ı zarar ettirmek anlamına geldiğini söylüyor Sayın Arat. Ve aslında bir panoramasını gösteriyor bize son dönemde Beşiktaş nasıl yönetildi, son yıllarda daha doğrusu nasıl yönetildi, bunun röntgenini çekmiş oldu. Bundan böyle Beşiktaş asetlerini maksimum değerde, maksimum parasal değerde Beşiktaş'ın menfaatleri doğrultusunda değerlendirecek. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz diyor. Bir de devletimizle çok iyi ilişkiler geliştiriyoruz. Bu konuda son derece yoğun bir çalışma içerisindeyiz diyor. Tabii devletten kasıt da hükümet. Bu noktada kulüp başkanlarının mevcut siyasal iktidarlarla kendi projeleri çerçevesinde iş yapabilmek, sorunları çözebilmek için bir araya gelmelerini, temas kurmalarını son derece anlayışla karşılarım. Ama Sayın Başkan sanki biz bu işi yapıyoruz zaten bu noktada biz çok mahiriz ve gerekenleri yapıyoruz
dedi. Ama tabii bunlar bir kulüp başkanının kulübünün çıkarlarını savunması açısından anlaşılabilecek şeyler, ama tabii söylem düzeyinde çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü hiç kimse büyük kulüpleri peşinden sürükleyen kitlelerin düşüncesine ipotek koyamaz. O bakımdan anlamakla birlikte bu sürecin çok daha makul bir biçimde yürütüleceğini öngörüyorum. Benim fikrim bu yönde. Sayın Başkan da sanırım bu nedenle hassas bir biçimde bu konuya değinmekle yetindi. Fazla ayrıntı vermedi. Camianın önde gelen isimlerinden Beşiktaş'ta yöneticilik yaptı. Bir önceki dönemde Sayın Ahmet Nurçevi Başkanlığındaki yönetimde Sayın Ahmet Nurçevi ile de önemli bir teşviki mesaisi oldu. Sayın Erol Kaynar bizimle birlikte. Erol abi hoş geldiniz, merhaba. Özgürcüğüm, iyi yayınlar. İyi çalışmalar dilerim. Teşekkür ederim. Şaşırdınız mı bu söylenenler karşısında? Vallahi öncelerden gelen aslında bir takım konuşmaların bir neticesi olarak görüyorum bu evvelsi günkü divan toplantısında Sayın Başkan'ın söylediklerini. Ama senin de belirttiğin gibi tabii çok vahim iddialar. Bunların mutlaka ortaya çıkması lazım gerçekten. Çünkü yalnız burada çok kritik olan şey şu, iyi ayıklanması lazım. Yani suçluyla arada suçsuzların da yanmaması için bunların ayıklanması lazım ve kamuoyuyla da paylaşılması lazım. En azından Beşiktaş kamuoyuyla paylaşılması gereken konular ve artık bunların üzerine gidilmesi gerektiği kesin olarak belli. Peki Sayın Başkan'ın da gideceğini düşünüyorum. Aslında tabii dedi ki, hatırlarsan divan toplantısında beni destekleyin, biz bunların içine çıkarız gibi bir söylemi de oldu. Tabii aklı başında her Beşiktaşlı bu konuda tabii ki tüm desteğini verecektir. Çünkü bu konuşulan ve çok vahim durumların ortaya çıkmasını her aklı başında Beşiktaşlı %100 ister. Eğer kendine ekstra bir durumu yoksa, yani bu suçların içerisinde değilse, mutlaka ister. Şahsen ben kendi adıma da söyleyecek olursam, bunların aydınlığa kavuşmasında çok büyük faydalar var. Beşiktaş'ın menfaatleri yatıyor. Söylen o, çünkü özellikle Fulya projesinde ilgili de söyledikleri çok dikkatimi çekti. Yani gerçekten ezelden beri zaten bu kanayan bir yaraydı. Oradaki asetlerimizden yeterli faydayı sağlayamadığımız, hatta çok çok az, çok çok altında paralarla bu işi Beşiktaş Alman kira bedellerini söyleyince ben şok oldum, hayretler içerisinde kaldım. Doğru, yani o benzin istasyonundan doğru. İşte evet. Ahçıoğlu'nun sahip olduğu rezidanslardan vesaire, evet. Ya da işte oradaki binadan. Çok çok haklı. Yani inan bu bugünkü mesele de değil. Ben çok ezelden beri de takip ediyorum konuyu. Çok bildiğim bir konu olduğu için bu kadar iddialı konuşuyorum. Hakikaten yani bu Beşiktaş adına yapılan çok büyük bir kötülük. Bunu kim yaptı, nasıl yaptı, bunların hepsinin. Yalnız burada kritik şey şu, demin de söylediğim gibi Özgürcüğüm. Kimlerin ne yaptığını, yani çürük elmaları iyi ayıklamak lazım. Hı hı. Arada çünkü genel olarak konuşuluyor bu. Bu genel olarak değil, artık tüzel olarak konuşulması gereken konular haline gelmeli. Tabii Sayın Hasan Arat ve ekibinin yeni geldiğinde düşünürsek, bunun hepsini böyle ayıklamasının çok kolay bir şey olmadığını da tahmin ediyorum. Ama bunlar mutlaka açığa çıkması gereken ve mutlaka suçluların ya da varsa yapılan yanlışların açık ve net bir şekilde ortaya konması lazım. Çünkü herkes töhmet altında bırakmamak lazım bu arada. Erol abi. Evet. Tabii siz Beşiktaş, hayatınız Beşiktaş yani. Dolayısıyla Beşiktaş'ın... Vallahi 50 senem geçti Özgürcüğüm. Dolayısıyla o bakımdan size doğrudan soruyorum. Hiç tabii ki. Dolaylı yollara girmeden doğrudan soruyorum. Bu, tabii ki, tabii, memnun ettim. Bu sahte üyelikler neyin nesi? Kim yapıyor bunları? Vallahi bu üyelikler meselesi bugünün konusu değil sadece. Bu üyelikler aslında yarası diyeyim. Aşağı yukarı yıllardan beri süre gelen bir şey. Maalesef bazı yöneticilerin, ki ben de duyuyorum bunları, duyduğum zamanında da, bu sadece bu geçtiğimiz yönetimle ilgili ya da ondan önceki yönetimle ilgili, genel olarak böyle bir Beşiktaş'ın bir yarası var. Yani çocuk yaştakilerin bile üye yapıldığını biliyorum. Ve bu konuda benim o zamanındaki sicil kuruluna ve disiplin kuruluna dilekçem bile var. Yani bu konunun açığa kavuşulması gerektiğini, hatta delillerle ortaya koyduğum bir şekilde dilekçem var. Fakat maalesef kimse doğru düzgün bunun üzerine gitmedi.
Çünkü herkesin o anda menfaati yatıyordu tahmin ediyorum. Hı. Şimdi şöyle oluyor Özgürcüğüm. Kim yönetimdeyse ve kim bir takım belli bir hedefleri varsa, belli bir hedeflerden kastım da şu, açık ve net söylüyorum. Başkanlık ya da yönetimde olma gibi bir tekrardan yönetimde olma ya da başkanlık adaylığını koyabilme adına kendi aslında özgür iftifa, özgür iradesiyle üye olanların dışında kendi ekibini, yani kendi şirketlerindeki ekibini ya da tanıdıklarını, ama Beşiktaşlıdır değildir, alakası vardır yoktur bakmadan, herhangi bir inceleme yapmadan, çünkü ellerinde tabii güç var, o anda iktidarda olan insanların gücü var, o gücü kullanarak bir takım böyle toplu üye yapılmaları olduğunu ben de biliyorum, duyuyorum. Şimdi tabii bunun ispatı ancak şu andaki yönetime kalıyor. Erol abi, çok özür dilerim, sözünüzü kestim ama ne olur kusura bakmayın. Kısa bir aranın ardından tekrar bağlantı kurabilir miyiz? Tabii gayet tabii, biliyorum tabii ki. Az sonra birlikteyiz Sayın Erol Kaynar'la. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Beşiktaş bölümümüzdeyiz. Hafta sonu Divan Kurulu Kongresi'nde, daha doğrusu Divan Kurulu'nda toplantıda çıkan konuyu konuşuyoruz. Sayın Başkan dedi ki sahte üyelikler yapılmış, biz bunu tespit ettik, dosya bunlar duruyordu dedi. Ayrıca gayrimenkullerin ne kadar değerlendirilmekten, Beşiktaş menfaatine değerlendirilmekten uzak bir yaklaşımla Beşiktaş'ın içerisinde durduğunu, gerçek bir yönetim anlayışına sahip olunmadan gayrimenkullerin aslında ederlerinin ne kadar altında fiyatlarla kiraya verildiğini, hatta bunun kongre üyeleri tarafından kiralandığını söyleyerek Beşiktaş'a çökmüşler ifadesini kullanmıştı. Sayın Hasan Arat, bunu konuşuyoruz. Camianın önde gelen isimlerinden Erol Kaynar canlı yayın konuğumuz. Erol abi, tekrar hoş geldiniz. Merhaba, tekrar merhaba Özgürcüğüm. Bu yarım kaldı sözünüz. Evet, yarım kaldı. Evet, yani bu tabii çok vahim bir durum. Ben bunların olduğunu aşağı yukarı Beşiktaş'ın içinde olan benim gibi birçok kişi de bunların farkında tabii. Ama neticede bizim elimizde onları yapabilecek, onlara bir yaptırım gücümüz olmadığı için tabii ki sadece maalesef seyirci ve duyumlarla pozitif. Bir şey sorabilir miyim size Erol abi? Tabii buyurun. Sayın eski başkan Ahmet Durçebi ile çok yakın çalıştınız. Tabii. Ben Ahmet Durçebi başkanı kişisel olarak kendisini tanıdığım için bu yollara tevessül etmeyeceğini düşünüyorum. Ama yönetiminde yer alan ya da yönetim etrafında yer alan isimler bu yollara tevessül etti mi? Buna benzer olaylara tanıklık ettiniz mi? Yani seçim kazanmak adına ya da seçimlerin sonucunu lehine çevirmek adına Beşiktaş'ta olmayanları Beşiktaş Kongre üyesi yapmaya çalışan, sahte üyelikler oluşturanlara rastladınız mı? Şimdi bu her yönetimde olduğunu biliyorum. Yani ama ben ispatlayamam. Dediğim gibi benim elimde o güç yok. Yani ben neticede resmi bir görevim yoktu. Sadece Ahmet Nurçebi'nin bir dönem için kabul ettim teklifini. Danışmanlık verdim. Basın ve iletişim danışmanlığı. Tabii bu benim branşım bambaşka bir şeydi. Yani o işin içine girip o işle ilgili bir yaptırım yapabilecek gücüm yoktu. Ama onu, o yüzden bu şunu söyledim demin, hani dediğin gibi Sayın Ahmet Nurçebi benim böyle bir şey tevessül etmeyeceğine ben de tahmin ediyorum ve biliyorum. Görmedim de zaten, bir yıl çalıştım beraber. Dolayısıyla ama kim yaptı bunları iyi ayıklamak lazım. Çünkü yaşın yanında kuru da yanmasın diye bunu söylüyorum. Biz bu konuda gerçekten benim içimde de bir yaradır bu. Senelerdir ilk defa bu yılla ilgili değil, senelerdir bunun peşindeydim ama dediğim gibi resmi bir görev almadığım için de çok fazla bir yaptırım gücüm olamadı tabii. Bunu ben aslında dile getirdim. Her yönetimlerde dile getirdim. Ama maalesef engelleme şansım yoktu. Ama bunların olduğunu her Beşiktaş, yani Beşiktaş'ın çok içinde olan kişiler mutlaka biliyorlar. Bu ayyuka çıkmış da bir konuydu aslında ama kimse hamle yapmadı bu konuyla ilgili. Sayın Hasan Arat bu konuyla ilgili belli ki kararlı bir tutumu var. Son derece destekliyorum çünkü bu hakikaten sahteciliğe girer. Yani konuşulan az buz iş değil. Bu sahteciliğe giren, bu sahtecilikleri kim yaptıysa mutlaka ortaya çıkartılıp hatta ifşa edilmesi lazım. Beşiktaş camiasında bunların artık yeri olmaması lazım. Ben bu konuda gerçekten Sayın Arat'a çok katılıyorum. Yani gerekirse kendisi de yardım istedi bütün genel kuruldan haklı olarak. Gayet tabii biz sağduyulu Beşiktaş'tan herkesin bu konuda destek olması lazım kendisine.
biz tenkitlerimizi yaparız ama desteğimizi de bu konuyla ilgili, bu ve buna benzer konularla ilgili, eğer gerçekten Beşiktaş'ı düşünüyorsak elimizden geleni yapmamız da boynumuzun borcu olması lazım. Yani ama bir kere daha söylüyorum, yaşın yanında kurunun yanmaması lazım. Bunu çok iyi ayıklanması lazım. Biraz bu konuyla ilgili Sayın Arat ve yönetimine biraz zaman tanımamız lazım. Biz ama bunun burada kalmaması lazım. Bu işin sonuca uğraşması lazım artık. Madem bu işe yola çıkıldı, bunun sonuçlarını da bizim Beşiktaş camiası artık bekler noktasına geldi. Çünkü hakikaten camia büyük bir heyezan içerisinde ve bu konunun açıklığa bu veya buna benzer konuların açıklığa kavuşmasını çok canı gönülden istiyoruz. Bu da her Beşiktaş'ın hakkıdır. Sayın Hasan Arat da bu işin üzerine gideceği konusunda kesin bir dil anlattı. Özellikle bu üyelik konusu artı gayrimenkullerimizin yok pahasına kiraya verilmesi kabul edilir bir şey değil. Orada söylediği bir şey daha var hakikaten Sayın Arat'ın. Yani ev kiralarının neredeyse bile daha yüksek olduğu bir dönemde çok ciddi yerler kiralanmış. Çok ciddi otoparklar kiralanmış. Bir otopark 132 arabalık zannediyorum eğer yanılmıyorsam. Otoparklık bir yerin 900 küsür mü dedi Erol abi yanılmıyorsam. Fulya'daki otoparkın 132 bin TL'ye kiralanmış 900 küsür otoparklık bir yer. Yani bu aynı şekilde çok özür diliyorum sözünüz kesim. Akatlar'da Beşiktaş basketbol voleybol takımlarının maçını yaptığı Akatlar spor salonunun altındaki tesisler de oradaki kompleks de 2040 yılının 2040 yılından sonraya kadar sözleşme yapılarak gerçekten çok komik olarak nitelendirebiliriz. 120 milyon mu dedi? 120 evet, 120 şey 120 bin ya da 130 bin TL'ye kiraya verilmiş dedi. Yani evet, bunlar öyle bir şeyler, evet. Piyasadaki standartları düşündüğümüzde gerçekten komik yani rakamlar. Komik. Bu Beşiktaş'ı bir estiye zarar uğratmaktan başka bir sözle açıklanamaz bence. Yanılıyor muyum? %100 öyle. Yani bu müthiş, yani sahtecilik yapmakla dehşet istismar yapmak arasında da çok büyük fark yok bence. Yani Beşiktaş'a yapılan en büyük kötülüklerden biri de bunlar. Eğer tabii bunları yeni öğreniyoruz. Merak ettim şey şu, bu yapılan evet. Sözleşmeler kuvvetli sözleşmeler. Sayın Başkan nasıl çözecek bunları? Nasıl Beşiktaş'ın lehine çevirecek sizce? Valla şöyle Özgürcüğüm, Beşiktaş hep söylüyorum, topyekin eğer bu işin karşısında olursa, topyekin olursa, hani yönetimi bu anlamda yalnız bırakmazsa, hep beraber denirsek, Beşiktaş büyük bir camia. Bu camianın karşısında durmanız çok zor bir şey. Yani rezil rüsva olursunuz. Yani bunun devam ettirme şansınız kalmaz. Hukuken belki ellerinde, bilemiyorum mukabelelerin ne içerdiğini, maddelerini, ama bu camiaya karşı işlenmiş bir suç olarak görünüyor. Bu suça iştirak edenler bunun devam ettirmesini bundan sonra çok zor yaparlar. Yani o çünkü o işletme mutlaka zarar görür. Bu mümkün değil. Bunu devam ettirme mümkün değil. Yani olmaz. Yani bu bir katliam. Çünkü Beşiktaş Kulübü şahsi bir işletme değil ki. Beşiktaş Kulübü bir vakıf, bir AŞ. Yani dolayısıyla bunların gelirleri Beşiktaş'ın çok ihtiyacı olduğu bir şey. Faize para alıyor Beşiktaş. Her kulüp alıyor. Dolayısıyla buradan en büyük nemayı almak en tabii hakkı Beşiktaş'ın. Yani tek tek mukabeleleri incelenip ve dediğim gibi iyice ayıklanıp kimlerse bunlar, onlarla masaya oturulup onların çıkmasını sağlamak, ki Hasan Arat Başkan, Sayın Başkan bir hamlede yapmış Fulya ile ilgili. Çok da iyi yapmış. Yani çıkmanızı çağırmış, istiyoruz demiş değil mi? Şey arttırımını söylemişler. Kira arttırımını, hayır kira arttırımını istemiyorum. Çıkın demiş. Bence de doğru bir söylem. Mesela hemen tesislerin ötesindeki benzinlikle ilgili olarak da bir çözüm önerisi getirmiş. Demiş ki bir uzman heyet toplayalım, bilirkişi. Bu bilirkişi heyeti piyasadaki kira standardını belirlesin, rayiç belirlesin. Onun üzerine yeni bir sözleşme yapalım demiş galiba. Uzlaşma, evet, bir, yani bir şekilde uzlaşıyor, uzlaşma yoluna da gidiyor. Hayır, gayet tabii. Yani şimdi kimseyi de yaralamak için söylemiyorum bunu ama ortada bir menfaat çatışması var. Müthiş bir menfaat. Yani Beşiktaş'ın menfaatlerini
engelleyici bir takım hamleler var. O görünüyor, açık ve görünüyor. Bu, dediğim gibi ben bunu bugün duymadım ben bunu. Yani ben çok uzun süredir duyuyorsunuz. Evet, yani Puglia meselesini çok uzun zamandan beri takip ediyorum ve uzun zamandan beri böyle süre geldiğini, niye bir türlü sonuca ulaşılamadığını da bilmiyorum tabii ki. Ama Sayın Hasan Arat bu konunun üzerine gideceğine söz verdi. Gitsin, dediğim gibi eğer biz camia olarak hepimizi, ben bir perdim neticede ama bir divan üyesiyim, bir kongre üyesiyim, yıllardır beri üyeyim. Dolayısıyla biz derken benimle beraber hareket eden bir sürü arkadaşım var. Onların da gerçek fikirleri bu. Biz gerçekten artık bunların bitmesini, Beşiktaş'taki bu dalgalanmaların bir an evvel çözüme kavuşmasını ve Beşiktaş'ın gerçek, hakiki değerlerde kiraları topluyor olabilmesini çok arzu ediyoruz. Yani bu konuda Sayın Başkan'a yerden gök alarak veriyorum. Anladım. Sayın Erol Kaynar bizimle birlikte Beşiktaş bölümümüzde. Erol abi, bu arada Sayın Başkan dedi ki Beşiktaş medyasında uyarıyorum dedi. Hep aleyhte hatalar yapıyorlar. Birazcık da bizi desteklesinler dedi. Tabii Sayın Başkan'ın Beşiktaş medyasından kastı ağırlıklı olarak Beşiktaş'ı takip eden gazeteci, muhabir, yazar ya da işte dijital medyada bu konuyla ilgili daha çok Beşiktaş'la ilgili program yapanlar. Gerçekten Beşiktaş'da mevcut yönetim ya da işte futbol takımı aleyhine böyle bir medyada tazyik olduğunu düşünüyor musunuz? Sayın Başkan'ın böyle bir kaygısı var. Siz nasıl bakıyorsunuz? Onu ben çok öyle yorumlayamıyorum. Tabii Sayın Başkan'ın fikri olur. Benim fikrim başkadır, senin fikrin başkadır ama ben öyle kasıtlı olarak bir Beşiktaşlı yazarın, bir Beşiktaşlı yorumcunun kasıtlı olarak bir yayın yapacağını ben inanmıyorum. Ama içlerinden belki birkaç tane varsa bu geneli bağlamaz. Onu öyle söyleyebilirim. Ben de yorumculuk yapıyorum. Şu anda bana da mikrofonu uzattın, eksik olma. Özellikle ben de size sormak istedim bu soruyu, o bakımdan. Evet, yani ben bildiğim doğruları daima bugüne kadar söyledim. Evet. Bana göre doğru olanları söyledim. Yanlış söylemiş olabilirim. Şöyle olabilir. Tenkitlerimi yaptım. Alkışlarımı da yaptım. Divan toplantısında bir keresinde kalktım. Hem yönetimi hem divan başkanlığını alkışlattım. Ben alkışladım. Bana eşlik etti bütün divan heyeti de. Yani gerektiği zaman alkışlamasını bilmek lazım. Onu zannediyorum Sayın Başkan'ın da anlatmak istediği biraz oydu. Yani alkışlanması gerektiği yerde alkışlamamız lazım. Tabii ki Beşiktaş'ın haklarını savunmamız gerektiği yerde de gayet de savunmamız lazım. Ondan hiç şüphe yok. Ama tenkit edilmesi gerektiği yerde de tenkitten de kaçmayız. Bunu da yaparız. Bu bizim asli görevimiz. Yani sen bana mikrofonu uzatıyorsan devamlı ben Beşiktaş'ın her şeyini, yönetimin her şeyini, eğer övülecek şeyleri varsa övüyorum zaten ama tenkit edecek şeyi varsa da tenkit etmekten de asla kaçınmam. Anladım. Ne dersiniz akşamki Gaziantep maçı için? Valla Beşiktaş artık yani bu maçları özellikle yani kendine rakip olabilecek ölçüdeki takımlarla ilgili çeşitli fikirler ortaya atılabilir ama artık yani yanlış anlamışsın Gaziantep dostlarım, beni bağışlasınlar ama artık bu maçları favorisi olarak görmek durumundayız. Beşiktaş favoridir tabii ki. Beşiktaş'ın hedefleri var. En azından üçüncülük hedefi var. Bu üçüncülük hedefini ve de Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunu mutlaka ele geçirmeli. Çünkü eline çok güzel bir fırsat geçti. Diğer değerli rakiplerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de elenmesi bizi aşağı yukarı Trabzon'la karşı karşıya bırakacak gibi gözüküyor. Tabii önümüzde bir Ankara Gücü maçı var. Onlar da iyi top oynuyorlar, iyi futbol oynuyorlar. Kolay bir rakip değil ama Beşiktaş en azından finali oynayabilecek gücü sahip olduğunu düşünüyorum. Santos'un da bu konuda hakkını çok yememek lazım. Çünkü gerçekten Beşiktaş üzerine koyarak gidiyor. Tabii Beşiktaşlı şu anda oynanan futbol yeterince tatmin ediyor mu? Etmiyor. Ama dediğim gibi üzerine koyarak gittiğini de söylemek lazım Özgürcüğüm. Yani benim en azından görüşüm o. Yeterli olmadığını da altını çizerek defalarca söyledim. Kendi programda da söyledim televizyonda. Ama üzerine koyduğunu Santos'un görmezlikten gelemeyiz. Peki. Erol abi çok teşekkür ederim katıldığınız için. Eksik olmayın. Ben teşekkür ederim Özgürcüğüm. Çok iyi oldu bu konuları aslında konuşmak istiyordum. Yarınki programımda da konuşacağım ama bugün senin ve Aslan'la konuştuğum için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Eksik olmayın. İyi haftalar diliyorum. Sağ olun. Beşiktaş'ın etkili isimlerinden eski yönetim kurulu üyesi Sayın Erol Kaynar fikirlerini sizlerle paylaştı.
Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Avrupa'dan futbol. Almanya. Almanya'da Bundesliga'da Bayer Leverkusen uzak ara farkta şampiyonluğa gidiyor. Emin adımlarla ilerliyor. Biliyorsunuz Bayer Leverkusen'in Avrupa Ligi'ndeki rakibi futbol kulüp Karabağ. Karabağ Futbol Kulübü Azerbaycan'ın sahibi Türk kardeşlerimizin yüzünü ağırtan sonuçlar alıyor. Bir önceki turda Braga'yı elemişti Futbol Kulüp Karabağ. 2-0 öne geçtiler böyle güçlü bir takip karşısında ilk maçta Bakü'de. Ama üstünlüklerini koruyamadılar. Bayer Leverkusen çok uzun bir süredir, neredeyse 38 maçlık bir periyodu kapsayan süredir hiç bu kadar mağlubiyete yakın olmamıştı. Bakalım rövanş maçı ne olacak bu hafta? Perşembe günü oynanacak Bay Arena'da. Bu arada Bundesliga 1'de, Bundesliga 2'de oynayan gurbetçi futbolcular, Türk futbolcular yüzümüze artmaya devam ediyorlar. Umut Tohumcu çok iyi oynuyor Hannover'de. Bence adım adım daha iyi olacak. Can Uzun'dan bahsettik az önce. Nürnberg'de Bundesliga 2'de iyi işler yapıyor. Bunun dışında elbette bahsedebileceğimiz başka oyuncular da var. Bunu konuşacağız programımızın bu aşamasında. Sevgili Ali Polat bizimle birlikte. Yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba. Özgürcüğüm merhabalar. Freiburg'dan, Almanya'dan sevgiler, saygılar. Selamlar, sevgiler. Nasıl, bahar geldi mi Freiburg'a? Evet, yavaş yavaş bugün sabahtan güneşimiz açtı ve bahar geldi diyelim. Öyle diyelim yani. Ne güzel. Sıcaklıklar başladı yani. Can Uzun geçen hafta sosyal medya hesabından A milli takımı tercih ettiğini açıkladı. Aynı açıklama, evet, ya da benzer bir açıklama Umut Tohumcu'dan da gelecek mi sizce? Ne dersiniz? Gelir, çünkü Umut zaten Türkiye'yi çok istiyor. Eğer ki Türkiye'den ciddi, yani resmi bir başvuru gelirse Umut'u da milli takımda görmek isteriz. Umut Offenheim'in gerçekten dinamosu, çok iyi futbolcu. Yani eğer Türk milli takımı formasında giyerse ki 10 yıl damgasını vurur milli takımımıza da. Anladım. Nasıl geçti sizce geride kalan hafta gurbetçiler adına? Gurbetçilerden demin sizin de bahsettiğiniz Ögürcüm, Can Yılmaz Uzun Nürnberg'de gerçekten bu sezon damgasını vurdu. Çok iyi maçlar çıkarıyor ve Nürnberg'i tek başına sırtlayan bir oyuncu gibi. Bu hafta da 1-0 yendiler Magdeburg'u ve bizim Yılmaz Uzun'un, Can Yılmaz Uzun'un attığı golle 1-0 kazandılar 2. Bundesliga'da. Yani gerçekten çok iyi işler yapıyor bu arada Can. Pek çok Alman takımı Arda Güler'i de istemişti Real Madrid'e gitmeden önce. Evet. Arda Güler'in Real Madrid'de attığı gol, ilk golünü attı Celta Vigo karşısında. Almanya'da yankı buldu mu? Evet, evet. Yani zaten Almanya'dan Bayer Leverkusen istiyordu, kiralık istiyordu. Ama Arda'nın da La Liga'da ilk golünü attı ve bunca yani bizim de gururumuz Arda, inşallah böyle devam eder ve nice gollerle bizleri, o oynadığı futbolla bizleri de coşturur, gurur duyuyoruz kardeşimizle de. Yani ama Bundesliga'da evet çok ciddi isteyenler oldu ama bence Real Madrid'in Arda'yı vereceğini zannetmiyorum. Evet. Bu golden sonra. Sevgili Ali Polat, Ozan Kabak'ın durumu nasıl? Ozan oynuyor ama tabii bu sezon Offenheim, İşte bu ikinci devreden sonra bir çıkış yaptı. Tekrardan işte bizim SC Freiburg'la beraber 6. 7. sıradalar. Ama Ozan da tabii iyi performans gösteriyor. Biliyorsunuz Ozan aynı zamanda gidip gol arayan bir stoper, evet. Defans oyuncu, stoper. Yani bu sezon iyi işler yapıyor Ozan da ama inşallah aynısını milli takımda da sergiler. Freiburg takımı Konferans Ligi'nde mücadele ediyor değil mi? Evet, evet. West Ham. Evet, yani bizim Freiburg ilk maçını evinde 1-0 yendi. Zaten bu grupta aynı gruptalardı. İki maçta da Freiburg oradan beraber çıkmışlardı bu İngiliz takımıyla. Ve ilerideki zamanda tekrar eşleştiler ama ilk maçını Freiburg 1-0 evinde yendi. Şimdi ikinci perşembe günkü rövanşını oynayacaklar ki eğer Freiburg bu turu geçerse ki UEFA'da çok güzel işler yaptı bu sezon. Belli olmaz, bakarsınız Fenerbahçe ile de eşleşebilir. Evet. Çok büyük bir şey olur yani Freiburg'da. Heyecan olur yani. Peki. Sevgili Ali Polat, çok teşekkür ederim aktardığınız bilgilerden dolayı. Özgürcüğüm ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, sevgiler, saygılar size. Freiburg'a selamlar. Sevgili Ali Polat, hadi, Almanya'dan aktardı son bilgileri.
Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Mauro Icardi geçen yıl 26 maçta 23 gol attı. Bu sezon 37 karşılaşmada 21 gole ulaştı. Arjantinli futbolcu 0.7 ortalama yakaladı. Icardi böylece kulüp tarihinde 30 artı gol atan yabancı oyuncular arasında Mario Jardin'in ardından ikinci sırada yer aldı. 31 yaşında oyuncunun hedefinde 43 maçta 34 golle 0.79 ortalama bulunan Jardel'i geçmek var. Icardi ile ilgili imaj haklarından kaynaklanan maaş ödemesinin yapılmadığı ve bir icra takibi, Galatasaray yönetimine yönelik bir kulübe yönelik bir icra takibi başlattığından bahsedildi. İmaj hakları biliyorsunuz Mauro Icardi'nin bütün ücreti 10 milyon euro. 6 milyon eurosu Galatasaray tarafından veriliyor. 4 milyon euroluk imaj hakkı var. Bu da Galatasaray'ın inisiyatifiyle oluşturulan bir imaj hakkı çalışması. Dolayısıyla bunun ödemesiyle ilgili bazı problemler olduğu ve avukatlarının otomatik olarak bir rutin işlem olarak bir icra takibi başlattığından bahsedildi. Mauro Icardi doğrudan bu işe dahil değil ama rutin olarak başlayan bir işlem ama Galatasaray yönetimi sonradan bu paranın tahsilatı konusunda yeniden yapılandırma yapıyor. Yeni bir vadeyle yeni bir düzenleme yapıyor. Mauro Icardi bu konuyla ilgili olarak İtalyan basınından kendisini arayan ve soru soran gazetecilere de şu cevabı vermiş. Benim Galatasaray'ın bana borcu yok. Benim Galatasaray'a borcum var. Galatasaray'ı hedefe ulaştırmak istiyorum diyor. Dolayısıyla bu konuda herhangi bir problem yaşanmıyor. Galatasaray'ın kiralık olarak Aston Villa'ya verdiği oyuncu Zaniolo son Tottenham maçında da taraftarın tepkisine neden oldu. Koşmadığı gerekçesiyle, kaybettiği topu kazanmak adına mücadele etmediği gerekçesiyle. Unai Emery onu geniş kadroda düşünüyor ama 11'de asla düşünmüyor. Ben Galatasaray'la yeni sezon çalışmalarına başlayacağını düşünüyorum. Edindiğim bilgi bu yönde Zaniolo'nun. Çünkü İtalya'dan teklifler olduğundan bahsediyor ama somut bir teklif gelmedi. Fakat Zaniolo yaz transfer döneminde Galatasaray'da kalır mı? Buna bakacağız. Yunus Akgün'ün de Zaniolo ile birlikte Galatasaray'a dönüp yaz kamp dönemine katılacağından bahsedildi. Ama Yunus için aynı şeyi söyleyemem. Bence Yunus Avrupa'da devam etmek konusunda ısrarcı olacak. Galatasaray'daki son gelişmeler bu şekilde. Galatasaray günü izinli geçiriyor ve yarından itibaren Kasımpaşa çalışmalarına yeniden başlayacak. Peki Trabzonspor'da son durum ne? Uğurcan Çakır sakatlıktan kurtuldu. Takım antrenmanlarına katıldı. Onatçu'nun durumu Fenerbahçe maçı öncesinde netleşecek mi? Oynama ihtimali var mı? Küçük de olsa. Ve son hafta ortaya çıkan performans, özellikle ön bölgede oynayan Pepe, Trezeguet, Edin Visca, orta alanda Mendy, Bardi. Bunların performansı nasıl değerlendiriliyor? Teknik direktör Abdullah Avcı tarafından Karadeniz Gazetesi'nin spor direktörü sevgili Nihat Erenci bizimle birlikte. Nihat abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun. Trabzon'dan selamlar. Sağ olun. Herkesin de senin varlığına Ramazan'ını kutluyorum. İyi Ramazanlar size de. Nihat abi Onatçı'nın durumu nedir? Ya şöyle, Onatçı'nın oynama ihtimali yok. Zaten Abdullah Hoca da son maçta, yani Karagümrük maçının sonrasında bununla ilgili soruya açık net bir şekilde söyledi. Yani oynama ihtimali yok dedi. Şu kasığındaki sakatlığı geçmiş durumda ama biliyorsun onun sol bileğinde de bir kırık oluşmuştu. Yani onu tahmin ediyorum ancak milli aranın sonrasında Onatçı takıma katılır diye düşünüyorum ki zaten sağlık ekibinden de bu yönde bir açıklama gelmişti. Uğurcan Çakır? Uğurcan Çakır oynar. Aslında Uğurcan Çakır'ın şöyle çok önemli bir şeyi yoktu. Özgür şey maçı, Karagümrük maçında da çok önemli bir şey yoktu ama biraz böyle hani bazen futbolcular havasını bulamaz ya. Kendini hazır hissetmez. Kendini hazır hissetmediği için hoca o gün koymadı. Yani sakatlığı falan çok o kadar üst düzey değildi. Biraz da herhalde moral motivasyon olarak çok hazır değildi. İyi de yaptı hoca, dinlendirdi. Yani Fenerbahçe maçı için kafasını da biraz dinlemiş oldu. Bence bu hafta büyük bir aksilik olmazsa yarından itibaren idmanlar başlayacak ki dün yapılan idmana da Uğurcan katıldı. Yani herhangi bir problemi, sorunu yok. Yani Trabzonspor'da şu anda yani problemli olan iki tane oyuncu var. Bir tanesi Hüseyin Türkmen, sezonu kapatmıştı zaten. Diğeri Onatçı. Orsic bile şu anda çok iyi ama hoca riske eder mi onu bilmiyorum. Çünkü son idmanlarda en çok ona ben dikkat ediyorum. Bayağı çift kalelerde falan son derece sıkı hazırlıyor kendini. İstekli, hani, fizik gücü yerinde gözüküyor. Aynen öyle.
şöyle ama hoca, Abdullah Hoca'nın da biliyorsun önemli bir özelliği var. Kesinlikle tam böyle hazır olmadan oyuncuyu yani sahaya koymuyor. Taraftarlar da aslında Fenerbahçe maçında bir sürprizi bekliyor ama ben yine de hocanın böyle bir riske gireceğini düşünmüyorum. Ya tabii ben Trabzonspor'un eleştirilerine rağmen ön bölgede çok yaratıcı, oyunun yazgısını değiştirebilecek çok sayıda oyuncuya sahip olduğunu düşünüyorum. Az önce isimlerini saydım. Trabzonspor'un belki takım savunması açısından zafiyetleri var ama iyi bir kadro bence, ne dersiniz? Ya bir şeyde bizim kadromuzda problem yok. Bizim kadromuzdaki sıkıntı şuydu Özgür. Bir türlü biz o takım olgusunu oluşturamadık. Hani biraz önce dedin ya takım savunması diye. Futbolda şu anda, modern futbolda da en önemli olgulardan bir tanesi o. Yani takım savunmasını iyi yaparsanız az gol yiyorsunuz. Takım savunmasını iyi yaparsanız çok çabuk hücuma çıkabiliyorsunuz. Biz o işi pek yapamadık. İşte o nedenle de hoca özellikle stoper bölgesinde çok aksaklıklar olunca orta sahadaki en önemli ismi Mendy'yi mecburen stoper olarak oynatıyor. Eleştirdik hocayı bu konuda. Hala da eleştirmeye devam ediyoruz ama bir yandan da bakıyoruz. Yani aldığı karar da son derece haklı. İşte Banya ile olmadı. Benko işte olmadı. Fernandez yani bir türlü zaten geldiği günden beri hep sakatlıklarla boğuştu. Şimdi düzeldi ama yine çok güvenmiyor ona da. Öyle olunca da mecburen yani belki orta sahadaki en etkili ismini stoper olarak kullanıyor. Ha, orada şu yarara oluyor. Savunmadan genelde bizde topla çıkan adam pek olmuyordu. Mendy bir orta saha oyuncusu olduğu için dikkat etmişsindir mutlaka sen de. Yani topu aldığında cesur bir şekilde topla ilerleme gücü çok yüksek. Ön alana evet. Çıkıyor. Aynen doğru. Çok önemli bir dinamizm kazandırıyor hücuma. Bravo. Bravo. Yani işte bu özellikle bir oyuncu belki hoca biraz da o tarafını kullanmak istiyor ama evet. Bu sefer tabii orta sahadaki o hani istenilen direnç olmuyor. Yani çünkü orta sahaya bakıyorsun. Berat'ın hani tek düze oyun oynuyor. Çok fazla riski sevmiyor. Evet. Bir taraftan Umut Güneş çok böyle yine tek pas oynayan, çok fazla topla alayım hani oynayayım biraz ileriye gideyim düşüncesinde olan bir isim değil. Biraz Enis Bardi zorluyor oralarda. O da işte bir türlü o fizik gücünü bir türlü toparlayamıyor. Sevgili Nihat Erenci Trabzonspor'daki son durumunu aktardı. Son durumu aktardı ve elbette ki fikrini de sizlerle paylaştı. Çok teşekkür ederim Nihat abi. Görüşmek üzere, iyi yayınlar diliyorum. Sevgili dinleyiciler, Süper Lig'de heyecan devam ediyor ama birincilikte de kıyasıya bir mücadele var. Her ne kadar Eyüpspor puan farkıyla lider olsa da zaman zaman aksıyor. Bu hafta örneğin evinde Çorum Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup oldu. Göztepe aradaki puan farkını kapatıyor. Göztepe Şanlıurfa Spor deplasmanından 1-0'lık galibiyette ayrıldı. 61'e 55 puanlar. Birinci sırada Eyüpspor var 61 puana sahip. İkinci sırada Göztepe var 55 puana sahip. Ve Kocaelispor, Sakaryaspor, Bodrum Futbol Kulübü, Çorum Futbol Kulübü ve Boluspor da yine ilk 6 içerisinde sezonu bitirme hedefine sahip olan kulüpler. Eyüpspor önümüzdeki hafta sonu Bandırma Spor deplasmanında olacak. Göztepe, Kocaelispor'u mağlup edip yenilmezlik serisini 9 maça yükseltmişti. Ligde son 8 haftaya girilirken 10 puanlık bir avantaj yakaladı. Göztepe gerçekten çok iyi gidiyor. Hedefleri doğrultusunda ilerliyor. Sezona Radomir Kokoviç ile başladıktan sonra 12. haftadaki Erzurumspor yenilgisinin ardından Sırp teknik adamla yollarını ayırdı. Göztepe takımın başına Stanimir Stolyov'u getirdi. Bulgar teknik adamla 14. maçını geride bırakan Göztepe bu müsabakalarda sadece bir kez mağlup oldu. 11 galibiyet 2 beraberlik aldı. Anadolu futbolunun duayen isimlerinden sevgili Cevdet Ünü var bizimle birlikte. Bakalım birincilikteki şampiyonluk yarışını nasıl değerlendirecek? Cevdet abi hoş geldiniz, merhaba. Merhaba Özgürcüğüm, iyi yayınlar diliyorum dinleyicilerimize de. Öncelikle iyi bir Ramazan, iyi bir hafta diliyorum. Eksik olmayın, hayırlı Ramazanlar. Bu arada size geçmiş olsun, bir operasyon çok geçirdiniz. Çok sağ olun. Umarım iyisiniz şu anda. Evet, ligin seyrini yakından görmede zorlanıyordum. Onun için bir göz operasyonuyla şimdi ligi daha iyi görebiliyorum. Evet. Gidişatı iyi görebiliyorum. Sanıyorum sen de bu görme yönümün güçlenmesiyle alakalı evet. Ligin seyrini sormak için merak aradım. Merak ediyorum. Ne diyorsunuz? Evet. Eyüpspor'un bu haftaki Çorum, iç sahadaki Çorum mağlubiyeti sürpriz miydi? Sürpriz bazen motivasyon sıkıntısı yaşar takımlar. Şimdi Eyüpspor
Süper Lig'e çıktığının zannıyla bazen cepten yediği maçlar oluyor. Bu sezon böyle enteresan mağlubiyetler aldığı maçlar oldu. Arda Hoca'nın yönetimindeki Eyüpspor. Kadro olarak zaten bu ligin çok çok üzerinde bir kadrosu var. Zaten en iyi iki kadroya sahip takımlar ilk iki sırada parselasyonu yaptılar. Şimdi bir birincilik, ikincilik anlamında bir iddia olabilir. Orada yarış olabilir. Göztepe'nin yükselişi çok dikkat çekici. Zorlu Şanlıurfa deplasmanında kazanmayı bildiler. Ben burada Eyüpspor'un puan kayıplarıyla Göztepe ligi lider bitirebilir mi düşüncesiyle bir meraktayım. Yani onun haricinde ikinci sırayla üçüncü sıra arasında zaten makas açıldı. Hı hı. Yani bu haftaki Kocaeli Spor'un Tuzla Spor'a evinde mağlubiyeti ki bu hafta sadece evinde kazanan Bolu Spor var. İki beraberlik, beş tane de deplasman galibiyeti. Enteresan ya. Nasıl değerlendiriyorsun bunu? Yani şimdi artık herkesin bir hedefi var Özgür. Yani bu anlamda aşağıda küme düşmeme mücadelesi için kıyasaya mücadele eden takımlar var. Bir de bu 7. sıranın da playoff'a dahil olması, yani 3. takımın direkt playoff finali oynayacak olması, işte o 7. takım da 8. takım, 9. takım bunların arasındaki makası kapatmaya dönük. Her hafta görüyorsun işte, yani Bodrum var orada, Çorum var, Gençler Birliği zorluyor. Yani orada 7. takım olabilmek adına inanılmaz bir mücadele var ve bu ligin sonuna kadar sürecek. Her ne kadar 10. sırada olsa da, 34 puana sahip olsa da Hakan Kutlu'nun takımı Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor büyük bir alkış hak ediyor. 3 yıldır transfer yasaklı. Dışarıdan oyuncu getiremiyor ve sürekli sirkülasyonda giden oyuncular var ve aşağıdan tamamladıkları oyuncular da kesin küme düşer denilen Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor enteresan sonuçlar alıyor. İşte Keçiören'i yendiler. Bu anlamda ben verilen mücadeleyi alınan sonuçtan çok daha önemli görüyorum. Bu takımı bırakmayan oyuncular var ve Erzurum şehriyle evet. bütünleşen bir takım var. Tabii ki onlar şu anda ligde kalma mücadelesi verdikleri için bu çok dikkate gelmez. Ama ben Sinan Kaloğlu'nun Gençler Birliği'nin iyi başladığı bir ligde şu an kötü seyretmesi beni şaşırtıyor. Evet, uzun bir aranın ardından galip geldiler bu hafta sonu. Evet ama yarışın biraz dışında kaldılar. Ama çok ciddi maddi problemler var orada. Yani sponsorluk anlaşmaları yapılacaktı. Direkten döndü son evet. dakikada olmadı. İşte transferle ilgili istediklerini yapamadılar. Bu zor şartlar altında bence gene de iyi iş yapıyor Sinan Kaloğlu. Şimdi eskiden teknik direktör değirmeniydi Gençler Birliği. Şimdi kulüp başkanı değirmeni. Evet. Senede iki defa kulüp başkanı değişiyor. Bu anlamda Gençler Birliği'nin bu istikrarı yakalaması lazım. Rahmetli İlhan Cavcav'ın hatırasını evet. Süper Lig'de yaşatmak adına ben Türkiye'nin Tenerife'si diyorum. Evet. Özellikle şampiyon oynayan takımlara taktığı çelmeyle çok önemli bir misyona sahipti Süper Lig'de oynadığı süreçte. Ve alttan yetiştirdiği oyuncular işte Konak, Kuşe, onlardan sonra Arda Güler evet. Ne kadar Fenerbahçe'den gitmiş olsa da altyapısını Gençler Birliği'nden aldığı için yani bir ekol orası. Onun Peki. için ben Gençler Birliği'nin yaşamasını çok önemli görüyorum ve yarışın içinde olması gerektiğini düşünüyorum. Cedit abi süremizin sonuna geldik. Cümleyle toparlayabilir miyiz? Yani beni bu sene en çok şaşırtan takım Bandırma Spor oldu. Güçlü kadrosuna rağmen istenilen sonuçlar alamadı. Ama ben Göztepe ile Eyüp'ün çıkacağını mücadelenin 3. sırayla 7. sıra arasındaki bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Evet. Bakalım heyecana takip ediyoruz. Gazeteci yazar sevgili Cevdet Ünüvar 1. ligdeki mücadeleyi sizler için yorumladı. Çok teşekkür ederim Cevdet abi. Bir kez daha geçmiş teşekkür olsun. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Gençler Birliği deplasmanda Altay'ı 4-0'lık skorla mağlup etti. Sinan Kaloğlu'nun takımı biliyorsunuz Sinan Kaloğlu Altay'da yetişti. Altay'da futbol oynadı. Teknik direktörlük yaptı. Hepinize teşekkür ederim dinlediğiniz için. Ramazan ayını bir kez daha kutluyorum. Tuttuğunuz oruçları Allah kabul etsin, ettiğiniz dualar kabul olsun. Hepinize iyi akşamlar. Yarın aynı saatte buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. Özgür Sancar'la Spor Kazanı sona erdi.